Röpte şambrin iyi mi? Çok iyi. Ya senin iyi olması gereken bir şey var mı? Yok ben genel kötüyüm. <laughs> oh staff. <estağfurullah. gülüyor> evet. so, hayat hayat güzel. <laughs> Oğlum ben reklam yapmayacağım diye şeyini kopardım yani. <laughs> Tamamdır. Çok güzel bir giriş de sağladınız bana. Teşekkür ederim dostlarım. <laughs> Al işte. Ben, ben biliyordum. <laughs> Oğlum biz bunları can öğrendik aşk olsun yani. Evet efendim. Hayatı bana atarsın. Evet. <laughs> hoş geldiniz, hoş geldiniz ve hoş geldiniz. Ee, Doctor Who'nun 60. yıl özel bölümlerini tek tek yorumlamak için toplandığımız bu konsey, dörtlü konsey hiçbir zaman buluşamadığı için... ...üçlü olarak e, yorumlamaya karar verdik. Üç bölüm üzerinden yorumlamaya karar verdik. Ancak... Shuti Gatva'nın sezonlarında tek tek inşallah bölüm bölüm inceleyeceğiz. Bunun haberini vererek başlamak istiyorum. Ee, nereden? Şuradan. Sol üstte duran Altu AK Sonic Screwdriver. Ee, Doctor Who'dan bir isim seç dedim, bulamadı ve bunu seçti. O yüzden ona Altu ya da Sonic Screwdriver diyebilirsiniz. Artık e, Yasin hangisiydi? Ne demiştin? Fallik. <laughs> Fallik Fa tornavida. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> diğeri kumandaya benziyor çok farklı. <laughs> diyebilirsin. <laughs> <laughs> Bir üstümde Ada EK Companion Cube var. Asla Companion Cube ne bilmiyorum. Ona soracaksınız. Çünkü portal oynamadı. Evet. Oynadım. Ama oradan olduğunu hatırlamıyordum. Teşekkür ederim hatırlattığın için. Hemen solumda, yanımda yavrum evladım Yasin EK e, Diaval kendisi karga olduğu için Clara'yı öldüren karga olarak açıkladık. Nasıl? <laughs> Kraliçe selam <selamındaydı. gülüyor> Evet kendisi yürüyen ayaklı doktoru ansiklopedisi olduğu için getirdik ama bütün notlarını kaybetti o yüzden doğaçlama yapmak zorunda teşekkürler. Ve ben bu çocuk eski serinin tamamını izledi arkadaşlar. Evet <laughs> ee, ezberinde. <O> bence <laughs> Kaybolan bölümleri hatta gitmiş Tardis'te <laughs> bulmuş sette izlemiş gelmiş yani. hani. Yok direkt şey çekildiği an'a gitmiş abi. O i̇şte kaybolan bulunmuş ha, galiba. Yok hepsi bulun, değil. Onu hepsi anlatı bulun. anlatırız. Tamam. Ara ara geliyor gidiyorlar. Aynen. Beni de tanıyorsunuz ama kendimi tabii ki de 41. Doktor. Çünkü neden koca elili olmak falan böyle şeyler. 41. Doktor bir gün seçilirse onu ben oynayacağım. Emin olabilirsiniz. Teşekkürler. Evet arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. <laughs> Ay, şunlu, <lütfen. gülüyor> Nasılsınız? Hepinizin erişimi var. İsterseniz bu videoyu silme şansınız da var. Ama asla silemeyeceksiniz. Bunu biliyorsunuz değil mi? çok iyi dip bir birden asla asla değil mi? Bir kelime çıkarsam ağzımdan. Ç çıkar. İşaretlerim küfür var diyen kötü. Zaten para kazanmıyorum biliyorsun ki sorun olmaz. <laughs> Üzül artık. Kız Çok çok tehlikeli <laughs> hale <ediyor> geldi. <laughs> <Üzül. yani. gülüyor> Tabii oğlum artık para kazanmıyorum. A anamıza bile söverim ben yani. Yok böyle bir dünya. Evet. Ananın sen senin, senin terbiyenin tek koruyan şey para mıydı? Evet. <gülüyor> evet. <laughs> tamam <Tanıyın. gülüyor> mantıklı bu arada. Çok mantıklı bence de. <laughs> evet şimdi öncelikle hepinizden tek tek 60. yıl özel bölümden öncesi için yorum isteyeceğim. Yani genel bir Doctor Who yorumu ve Jodie Whittaker'ın sezonlarına özel. İzlememiş olmanız problem değil. Gerektiği yerde anlatırım. Ben de izlediğim halde çok hatırlamıyorum ama orada bir ek yapar ya aslında ben de yaparız diye düşünüyorum. Evet kim başlamak ister? Ben başlayabilirim. Tabi buyur Adıcık. Ben başlamadan şey de söyleyeyim bu arada bu kayıp bölüm muhabbetinde şöyle bir nokta var arkadaşlar. Eskiden e, BBC diyor, değil mi yine hala BBC'ydi şu BBC'nin çekimlerinden sonra tabi bunlar kaset olduğu için kasetler çöpe atılıyordu. Ve çöpten bu kasetleri toplayan ya da çöpe atmayıp eve götüren çalışanlar vardı. Ama BBC'nin bu kasetleri bilmem neleri hani setten bir şey kaçırmanın çok büyük cezaları var. Dolayısıyla bu aslında yangındı galiba şeylerin kaybolduğu. Yanıyor nedeni. evet. <laughs> bu yangında kaybolan net bölümlerin birçoğu başka insanlarda var. Belki de hepsi var. Ama bu geçmişe dayalı ceza da verilebileceği için hala bu cezalar bilmem neler kalkmadığı için birçok insan gönüllü değil bu bölümleri vermeye. Bazıları hala korkuyor. Bazıları öne çıkıp bu bölümleri sağlayıp hatta para ödülü de aldı yanlış değilsem burada düzeltebilirsiniz. Ama birçoğu hani hala yaptırım olabileceğinden korktuğu için çok büyük cezalar olduğundan korktuğu için... ...bir de ulusal televizyon olduğu için galiba hani bir yerde okuduğumda hapis muhabbeti falan yazıyordu... ...ama onun doğru olduğunu çok düşünmüyorum bir şirketin bilmem ne noktası ama... İnşallah yani, değil. Eminim yani bu tür şeylerden korktuğu için insanlar bu bölümlerin bir kısmı hala teslim edilmiyor. Buradan BBC'ye sesleniyorum... Bence artık para ödülü koyup biz cezaları kaldırdık. Allah rızası için bize bölümleri verin gibi evet. açıklamalar yaparak Doctor Who bölümlerinin içinde bunu çözebilirsiniz. Peki o zaman şeyi soracağım evet, bu evet, çıkacak BBC iPlayer'a gelen diğer klasik bölümleri nasıl kurtardılar? Diğer insanlardan alarak mı? Onu belki Yasin daha iyi biliyordur ama ya. yani klasik bölümlerin hepsi yanmadı zaten diyebilirim. Benim bildiğim çünkü yani evet. şey muhabbeti var. Özür dilerim de bu e, ilk doktorun çocuğu mu bir şey mi? Bir ırkçıymış da. Vay efendim siz zencimi e, kestettiniz doktora. Vermiyorum Allah belanızı versin diye böyle bir izin muhabbeti sanırım bir şey yaşanmış Yasin'cim. Var mı böyle bir şeyden şey? Onu, onu hiç görmedim ama şey yani bölümlerin tamamı kayıp ve hepsini oradan topluyorlar değil. Bazıları BBC'de var. Hı hı. Bazıları kayıp. Bazılarının bir kısmı kayıp. Mesela bölümün tamamı yok falan böyle. Hı. O yüzden Kimde ne varsa işte hani vermek isteyen bölümü veriyor. adamın dediği gibi çünkü zamanında ben bunu götüreyim çöpe atarım ya falan deyip cebe atmış. Öyle tornavuna bırakmış. Hiçbir şey değil. Mi? Öyle çok orada çok kısa mı? götürüyor. <laughs> bunu yiyen yoksa alıyorum diye böyle. <laughs> Ama bütün <bizim> böyle <laughs> almış kucaklara. <laughs> yani orada şey galiba en son okuduğum article'da toplam şu anda kayıp bölüm sayısının 30 olduğundan bahsediyordu. Fazlaymış yine ya ee, aslında. Ya ama ilk serinin 28 sezonu tabii, vardı. Tabii tabii ama olsun. Yine de hani 30 bölüm bir şey ifade eder. Bir ark demektir anlıyor musun? Ha tabii. Yani yine de hani 28 bölümde 28 sezonda 30 bölüm. Yine hani şey gibi değil en azından böyle. Bütün eski seri kayıp değil hani. <laughs> o noktada Hı -hı. değiliz. De ha, onun dışında geçmişe dayalı bir yorum olarak. Hı. Şöyle ki e, Chibnall geldi bir şeyler denedi. Doğaçlama çok iyi gitmiyormuş bence senaryolarda. <gülüyor> <gülüyor> Buna karar verdik. Yani çok kötüydü her şey. Biz Chibnall gelmeden önce şey noktasındaydık. Abi işte Chibnall gelecek işte Moffat bitecek falan noktasındaydık böyle hani. Hayat yeniden güzel olacak. Her şey güzel olacak değil mi başkan falan seslerde yapıyorduk. Olmadı. Judy Whittaker'a çok yazık oldu. Yani Kesinlikle. enerji Artıkan olarak ya. çok iyi bir doktordu. Çok kontroversiyel bir şeyim var bu konuda. Bitirdikten sonra söyleyeceğim özür dilerim. Yani çok iyi bir doktor olabilirdi. Çok güzel bölümleri olabilirdi. Ama biz onun yerine bütün Judy Whittaker sözhanelerinde... ...yaz ve işte arkadaşları bir şeyler yaparken... ...arkada konuşan bir doktor izledik. Çok bir şey yapmayan. Böyle bir şeyler yapamayan. O yüzden hani hatırlamıyorum bile ya... doğru Düzgün bölümleri. Yani şeyleri hatırlıyorum bir böyle işte. İşte bu bölüm... ...geçmişe gidip şu iki kişi şey arasındaki savaşta... ...aşık olanları işleyeceğiz... Bu bölüm Rosa Park'ın yanındayız. Bu bölüm Nikola Tesla var falan noktasındaydı bir ara. Tarihte falan. Şey, hani, <laughs> şeyi demiyorum bakın. Hani işte bu tür şeyler işte ne bileyim ırkçılığı bilmem ne işlememeli falan filan demiyorum. Hayır. Ama bre geri zekalılar. Bu bir bilim kurgu ürünü. Biz bilim kurguda, fantastikte bilmem ne de toplumsal mesajı da güzel bir metin üzerinden veririz. Bakın ırkçılık kötüdür değil. Belki farklı bir orada ırk yaratırsın. Mesela cücelere yapılan ırkçılık noktasında gibidir. Birçok noktada elf ile cücelerin arasındaki savaşlardan anlatılır fantastik romanlarda ırkçılık. Yani hani bu tür şeyler yaparsın. Daktro da bunu böyle yapıyordu. Hı -hı. Sonra bir noktada arkadakiler siz de dinliyor musunuz hocasına dönüştü. Şimdi Allah'tan yeniler nasıl T. Davis gelip de bir şeyler deniyor. Evet başka siz Altuğ ve Yasin. Yani ben ben... Söyle çok, azad, çok çok azat. çok yani parça parça hatırlıyorum çünkü adanın dediği sebeplerden dolayı beni kendine bağlayamadı hikayeler hani hiçbir şekilde bana geçmedi o hikayeler hani şey oluyorum evet ırkçılık kötü tamam ama bu zaten bu bilgi bende vardı zaten hani yani bunu <laughs> bunu kullanarak da bir şey anlatmadın yani beni aldığı yerden aynı şekilde geri bıraktı aynı yere hikaye hiçbir ekstra bir şey işlemeden bir tek şey hatırlıyorum. Aşırı kapitalist bir kargo şirketini batırmaya hmm. çalışan bir çocuk vardı. Kablan o bölüm mıydı adı. Aha. Öyle bir şey. O bölüm böyle hani prodüksiyon hikayede bir şey var falan gibiydi. Onun dışında hiçbir şey hatırlamıyorum. Hatta yani neredeyse Flux hikayesinin çoğunu bile hatırlamıyorum. Daha bu sabah şey fark ettim. İlk ee, ilk başta Ryan'dı galiba. Hı -hı. siyah için <laughs> motor fonksiyonları düzgün çalışmadığı evet. için bisiklet süremeyen, merdiven çıkamıyor falan. Ama lütfen sonra büyük babası öğretti ona bak onu da izledik büyük evet, babasının evet, bisiklet şey, sürmeyi öğretti. Mesela bak oradan bir hikaye şey falan hani şey gibi olabilirdi. Dona sürekli bir yerlere meraklı diye gittiği için kütüphanede hemen Donayı alıp interface yapıyorlardı ya suratı Hı -hı. kalıyordu sadece. yani bu da böyle bir yerde geride kalır, bir şey olur falan. Bunu hikaye için değil komik olarak kullanmışlar gibi olmuştu mesela. Çok hmm. sinirimi bozuyordu. Sonra mesela bu ikisinden sonra bir tane adam kompenyon oldu ve hatırlamıyorum. Ben. Ben. Hiçbir fikrim yok ne olduğuna dair. O adam bir ara kayboldu. Yani benim için o adam şey oldu. Bir tane mimar ya böyle yapıyor ve kayboluyor. <gülüyor> <gülüyor> o, o yani. Hiçbir fikrim yok ne olduğuna dair. Ve ben çok detaylı Hani doktor bölümlerinin çoğu detayını hatırlarım böyle evet. anlamsız anlamsız ve karakter yok oldu yani direkt ve fark etmedim. <laughs> o kadar alakasız bir sezon da yani evet. öncesi için bir yorumum bu akılda kalıcı değil. 6 benim de yani aşağı yukarı aynı yorumlar. Ben Flux'ı izlemedim bu arada. Son sezon bende hiç yok. İzleme. <laughs> yok. <gülüyor> Bir ara bakacağım ama o aynı eziyetleri ben de çekmek istiyorum yani. Ben de Doctor Who izleyicisiyim falan. Şey diyeceğim. Özet izle bak. Çok ciddiyim. Yani izlesen o... de hatırlamayacaksın. Evet. Onu zaman gösterecek <laughs> bakalım. Yani gerçekten de Jodie Whittaker'ın inanılmaz harcandığı 3 sezon izledik. Hı, -hı. Ee, Doktor karakteri asla doktor değil. Yanlarında böyle doktoru gölgelerin üç tane companion var. Graham zaten böyle... Graham ve neydi? Ryan şey böyle... Keloland'daki huysuz ve uzun gibi takılıyorlar beraber. Yaz kenarda böyle... Ben daha ciddiyim. Ama yani ben de çok harika şeyler söylemiyorum gibi takılıyor. Doktor da böyle sürekli... Önceki sezonlarda... Companion'lar bilmeyen taraf. Doktor onlara öğretiyor böyle evreni gösteriyor. Doktor da bu sefer bilmiyor hiçbir şey bir bilinmezlik içerisinde dönüyor dönüyor. <laughs> Aa doktor ne kadar bilgili de mi? Doktorun bir ışığı var, ışığı tutuyor öğreniyor yani. Abi bir şey yapmış olabilirler mi? Aptal sarışın mı yaptılar acaba yoksa? Aa. <laughs> çim çim, çim, çim ne Efendim siz yalnızca drama çekin. Evet gerçekten yani... ya. Yani Ya ben şunu eklemek istiyorum Hı. bu arada. Yani companion'ların bu kadar gölgelendi gölgelediği doktoru bir seride yani bir 3 sezonda en azından Companion'ların hikayesini hatırlayabilmeliydik. Abi insanlar bu sebepten ötürü evet. Clara'yı sevmiyordu mesela. Clara'yı sevmeyen çok büyük bir çoğunluk var. Clara'nın alnından öpeyim abi mis gibi Companion ya bunların yanında. Ki mesela hani her şey geçtim. Clara'nın hikayesini anlatabilir misiniz abi şu an biliyor musunuz? Evet. Biliyorsunuz, aşağı yukarı anlatır Değil mi? Yani. Her bölüm yani aşağı yukarı önemli bölümleri bilmem neyi biliyoruz. Burada zaten öldüren karga var setten gelmiş. <laughs> setten, <Yani, getirdik. gülüyor> setten getirdik. Setten getirdik çocuğu. Arka planı şu anda neden blurlu? İngiltere'de olduğunu izlemek <laughs> için. <gülüyor> ya arkadaşlar Ama şöyle bir durum var. Judy Whittaker'ın Companion'larının hangi hikayesini hatırlıyorsunuz? Ben bir tek Graham Ryan'e bisiklet sürmeyi öğrettiğini hatırlıyorum. Ya akılda kalıcılık yani konusunda akılama. çok haklısınız. Ben aşağı yukarı birazını hatırlıyorum. Normalde hiç hatırlama oranım yoktur benim biliyorsunuz ki. Kahvaltımı bile hatırlamam. Şöyle bir durum var. Şimdi ee, ben hepsini izledim tamam mı? Sadece... Ee, Noel bölümü. Yılbaşı bölümü Jodie Whittaker'ın. Bir de bir tane böyle Sea Monsters böyle bir korsanlı bir bölümleri vardı bunların beraber. O bölümleri sadece izlemedim full olarak. Ama neler olduğunu biliyorum. Ee, dediğiniz her şeye katılıyorum. Yalnız e, şeyi söylemem lazım. Ben Doctor Who'ya birazcık şey zamanında sürekli devam ederek başlamadım. Sonradan böyle bincileyip yetişen bir insanım ben. Güncele gelen bir insanım ve Moffat'a olan nefretinizi asla anlamıyorum. Yani o zaman bile hani şey Moffat döneminde, Matt Smith döneminde Peter Capaldi döneminde de ben Moffat'a say, saydırılanları anlamıyordum. Sadece şey diyorlar mesela işte Clara şımarıklık yapıyor doktor buna rağmen onu hala şey yapıyor. Abi yani bana bunlar çok olası geliyordu. Ve Chibnall gelince dedim ki yani öpün Moffat'ı başınıza koyun. Bence şu an aşağı yukarı herkes bunu yapmalı. Bence bir Moffat'a teşekkür falan etmelisiniz artık. Çünkü gerçekten güzel şeyler vermiş bize. Onu hatırlıyorum. Onu anlıyorum. Çünkü şey düşünürsen Kapaldı erası çok daha iyi. Jodie Kapaldı'dan kaynaklı. Ama Jodie... Bak şöyle bir problem var. Şu ana kadar Doctor <laughs> Who'nun... en azından bir iki bölüm vardı lan kapaldı da bu arada. Hani ya bak Heaven's şey Sent Hellbent'i falan direkt Doğru. sunabiliyorsun ortada ama adıyla biliyorsun yani bölümleri. Jodie Whittaker'dan hatırlamıyorsun öyle bir şey. Yani şey Şu diyorsun. Ma ma Master'ın bölümleri var. Fena değildi. Gibi fena, fena değil gibiydi. En Jodie İftir. Whittaker'daki Master mı? Hmm. Ee, bak o mesela güzel bir plot twist şeklinde başladı ama bilmiyorum Master'ı da doğru kullanabildiklerini hiç düşünmedim. Abi Master, Master son 3 sezondaki Master'da, 2 sezonda vardı 2 sezondaki Master baya ya hey, kötüyüm falan gibi bir talih şey takınmıştı yani Missy ne kadar güzel gri bir bölgede Missy, gizliyordu. evet. evet. Şey Bunda de öyleydi önceki Master yine evet. aynı şekilde. Evet. Önceki Master da John, John Sim miydi? Yani onun mesela Aha. kötülüğünün Arkasındaki sebebi hani şey vardır ya villainlara bir arka plan iyi yazarsan o villain çok daha iyi bir şekilde anlaşılır ve e, okey hale gelir ve sen onu daha rahat anlayıp e, kanalize olabilirsin. Mesela Loki dizisi bunu yapmıştı bizim Avengers'daki Loki'yi düz bir kötü olmaktan çıkarttı falan tamam mı? Arkaya bir neden verince ya da Thanos atıyorum tamam mı? Bunu yapınca önceki John Sim'e ya da işte Missy'e verince gri karakter olunca ama yeri gelince de böyle şey <laughs> piçliğimi de yapacağım falan yapınca evet istediğimiz şey bu diyordun. Çünkü Doctor Who böyle bir dizi böyle birazcık queer ki birazcık böyle he, goofy bir dizi falan Değil ya. Mi? Bunu bekliyorsun ama buradaki Master'ın e, olayını şey yapmışlar birazcık. Yani nasıl anlatsam buradan direkt Timeless Charles'a bağlamak istiyorum hani Flux <laughs> muhabbetindeki ama şöyle bir durum var. Master tamamen e, şeye dönmüş. Hani kendi amacıyla doktorla dalga geçen ya da doktorla oynayan biri değil. Önceki sezonlardaki gibi hani canım istedi geldim ha tardesi süreyim ha şunu bunu yapayım değil. Birazcık böyle bir şey var biz o yüzden onu getirdik. Yoksa çok da lazım değildi gibi bir yere konumlamışlar. E, Flux'ı izlemedim dedin Altu. Bak şimdi sana Flux'ı hemen anlatacağım özet olarak. Şimdi, Nerede bakalım? Flux arkadaşlar şöyle bir şey. Evrenin ebesi çükülüyor tamam mı ve e, şöyle bir durum var böyle garip bir yaratık var vanquishers diye iki tane bir tane kadın bir tane erkek olmak üzere doktorun bu e, şeyi fob watch'unu elinde tutuyorlar her şeyi hatırlayabileceği o saat var ya onu elinde tutuyorlar ve doktoru bir yerde hapsetmişler tamam mı doktor bir noktada kendini klonluyor tamam mı yaz ve denin yanına yolluyor kendini hatta orada şey esprisi yapılıyor Aa doktor çok güzelsin. Ha teşekkür ederim o senin güzelliğin falan tarzında. Ee, ve daha sonra... Fazla detaya iki... iniyor <gülüyor> <yani>. <gülüyor> O doktorlar... Yani iki doktor iki farklı zamanda ve mekanda yer aldığı için... Tabii böyle bir time slip <laughs> falan oluyor yani. O slip'i yaşıyor. <laughs> ve işte o, o git gelleri yaşıyorlar. işte ne bileyim... E, Weeping Angels'ın bahçesinde bir şeyler oluyor. Geçmişe gidiyorlar orada bir şeyler yapıyorlar. Ara hikayeler fena değil. Ama tem, genele baktığında... Flux'ta ne olduğunu anlamıyorsun, tamam mı? Flux çünkü ne ne izliyorum ben şu an Sadece güzel bir böyle sahneler bütünü olarak geçiyor ve sonunda Flux'ta şöyle bir e, ark söylüyorlar bize. Diyorlar ki e, ne Tekteyun abla, toyu toyuk kal. Tekteyun hanımefendi e, bir monumentin önünde bir e, neydi o şeyin adı? Portalın önünde bir çocuk buluyor, küçük siyahi bir çocuk, kız çocuğu. Ve bunu alıyor işte annelik yapmak üzere çocuğu büyütecek vesaire diye. Onu alıyor büyütüyor bir gün çocuk uçurumdan düşüyor ve bakıyor çocuk rejenere oluyor tekrar hayata geliyor. Sonra bakıyor diyor ki aa bu çocuğun rejenerasyon gücü var ben bunu kullanayım. Bunun kanından alayım ben bununla bir ırk yaratayım diyor tekteyun. Ve milyonlarca kez o çocuğun rejenere olmuş halini falan görüyorsun böyle birkaç saniye içinde. Daha sonra anlıyoruz ki Timeless Child denilen muhabbet yani o bulduğu çocuk doktormuş ve doktorun aslında e, Time Lord'ların ırkının oluşmasına izin ver, veren bir hikayesi varmış. Time Lord'lar aslında kırma bir ırkmış. E, <laughs> ve bu 13 tane normalde rejenerasyon sınırı vardı ya o yalanmış tamamen uydurmaymış gökten atmasyonmuş e, Matt Smith'e o hadi sana acıyoruz bir tane daha rejenerasyon hakkı verdik muhabbeti tamamen çöpe gidiyor bu sayede ve diğer şeylerle de e, ve bu şekilde bir Timeless Child oluşturuyorlar yani doktor aslında ne olduğu daha da belirsiz bir hale getiriyorlar böyle bir olayı var Timeless Child'da Yasin ekleme yapmak ister misin? <laughs> yok yani çok iyi özetledim ben, <laughs> ben şunu demek istiyorum İlk kan insan ne kadar yaşadığını <laughs> bilir ya. Evet. Ha ama şey var orada. Mesela bak onu spin-off falan yapsalar çok güzel olabilir. Ne o? Doktoru göreve gönderiyorlar zaman notları. <laughs> yani zaman notları değil de işte Alt Derin Devlet. <gülüyor> <gülüyor> göreve gönderiyorlar. Ya mesela diyor ki altı diyor işte 2023'ün sonunda takla atacak. O taklayı atarsa Dünyanın yarısı yok oluyor. Eyvah. Git onu engelle. Doktor onu gidiyor, engelliyor. Müdahale ediyorlar her şeye. Sonra doktorun hafızasını siliyor. Evet. O yüzden de doktor. Aynen, yani, aynen öyle. <laughs> ne yaşadığını <laughs> bilmeyen biri oluyor. Hı -hı. Ve bizim yani bu şu ana kadar bizim klasik seri dahil izlediğimiz doktorun bir boklar yememiş hali. Bir de Böyle şey bir var. var. E, Flux'tan bir sezon önce mi geliyordu o siyahi bir tane Fugitive Doctor diye bir tane siyahi kadın Aha, doktor ha, evet. geliyor. Onu da doktor olarak tanıtıyorlar. Şey gibi War Doctor gibi e, yan bir doktor olarak geliyor. Ama e, bu Timeless Child muhabbetiyle birlikte o ablanın hikayesi şöyle bir yere geliyor. E, şimdi diyor ki ben senden önceyim diyor Jodie Whittaker'ın doktoruna. Yani eğer Fugitive Doctor ee, şeyden önceyse ise Jodie Whittaker'dan önce William Hartnell'dan sonra olmak zorunda her türlü tamam mı? Çünkü bir e, zaman savaşını geçmiş onları yaşamış vesaire ve bununla ilgili bir işte videoda şey diyor bir çocuk e, mutlaka bu arada ama hangi arada bilmiyoruz e, işte şey Yasin'in dediği gibi şey veriyorlar ona görev veriyorlar bu da yapıyor ama sonra canı sıkılıyor ben gitmek istiyorum falan deyip kaçıyor ve fücutif doktor haline geliyor falan aslında o rejenerasyonlardan biri kendisi Dolayısıyla bizim 13-14 diye saymamızın hiçbir öneminin kalmamış hali gibi bir şey oluyor şu anda. Yani Time's Child tamamen Kanon'a hakaret halinde doğuyor. Ya bizim 50 yıllık bir seri var. Bizim bütün izleyenler avuçlarının içi gibi biliyor. Eski bölümleri izliyorlar, kitapları okuyorlar. İnsanlar bunun dövmelerini yaptı. Ne yapalım bize? Sikelim ya. Rolling <laughs> versiyonu işte. Rolling, rollingleştiler. Ya, hmm. birazcık bunu... Ya bu arada Time's Child'ın bu kadar kötü bir... Tabii ben kötü anlattım. Belki izleyip seven vardır başka Doctor Who fanları bilmiyorum. Ama ben şahsen... Benim anlamlar çıkıyordu. Evet. <laughs> ben şahsen e, her türlü yeniliğe okey olan... Yani atıyorum ne bileyim yaşlı doktor geldi okey. İşte kadın geldi okey, siyahi geldi okey. Hani biz şey değiliz ya... Abi işte beyaz erkek ve İngiliz şeyini bozdular falan kafasında değiliz ya biz ırkçı ya da cinsiyetçi falan değiliz okeyiz biz her şeye. Yani bir noktada Yazın bile doktordan daha ileride olmasını okey olup izledim bölümleri. Ama Timeless Child'ı okey olamadım. Ben hiçbir zaman çok okey değildim bu arada. Ya yani. Bir noktada izledim yani. Çünkü hani companion'larını çok seviyor da. ya doktor. 13. Ha, doktorun evet, öyle evet. bir muhabbeti var çünkü. Fem diye dolaşıyor sürekli hani şey değil. <laughs> hani Sanki Rory ile Amy, Amy ile işte River'la bir aile oluşturmamış gibi, sanki daha önce hiç ailesi olmamış gibi klasik seride falan öyle dolanıyor. Ve şey var, e, ben bunu da söyleyip size bırakacağım. Bir video izledim Times Child'ı nasıl düzeltiriz diye. Bu da e, Speciallardan önce izlemiştim hatırlamak <laughs> için. E, baktım, çocuk şey anlatıyor. Bu Fob Watch var ya saatler hatırlayabiliyor hani onu açtığı zaman. David Tennant'ın sezonunda hani Mart'ı ona hatırlatıyordu böyle eski bir döneme ki gitmiş. Ne kadar falan. güzel bir bölümdür bu arada. Efsane bir Blood. bölüm. Heh, bu efsane bir, bölüm, bir bölüm. bölüm. Çok iyi bir bölüm onun için. Ee, diyor ki bu Fobwatch muhabbeti her şey uydurulabilir. Sonuçta yani büyü gibi bir şey bunu zaman notlarının teknolojisi bir şey yapıyor. Yani o kadar. vay Evet timey vay bir şey. Hatta Fugitive Doktor için o şeydi. Kapı zili gibi bir şeydi. Kapı zili açılıyordu. <laughs> Kapı zili açılıyor böyle Doğru. kapı zili. Yani duvardan böyle Volkan Öge videosu gibi abi. sökülüyor kapı zili. <laughs> Ve kadın zamanla orada olduğunu hatırlıyor. Öyleydi. Zamanla orada geliyor. <laughs> zamanla orada geliyor. <laughs> kapı ziline basıyor. Kapı zili çıkınca kendini buluyor. İşte çocuk önermiş demiş ki bu Timeless Child muhabbeti. Aslında doktorun bütün benliği o saatte. Oğlum dur e, ee, doktorun tüm benliği <laughs> o saatte ve o saati aslında kullanabilirler. Nasıl? Bu Timeless Child muhabbeti. Oğlum dur sallama deprem oluyor zannedecek insanlar. İner misin? İn. Ee, demişler ki Master buna göster. Şey yukarı bu işte Timeless <laughs> E, ee, aynen. Ee, normalde Master gösteriyor onu. İşte bak kim olduğunu bil bütün geçmişini gör falan diyor ve Jodie Whittaker orada bir böyle bir şeye giriyor komaya giriyor bütün geçmişini <laughs> falan görüyor orada falan. İşte Master'ın gösterdiği geçmiş yani Timeless Child muhabbeti aslında Master'mış. Orada bulunan çocuk Master olabilir. O çocuktan işte bir Time Lord şeyi çıkmış olabilir. Doktor herhangi bir Time Lord e, veya Time Bray'i olabilir. Time Human'ı olabilir. Ve e, aslında Doktor zannettikleri geçmiş Master'a ait olduğu için ikisinin de baskılanmış gibi düşünün anıları. Yani ne Master <laughs> atılıyor ne Doktor atılıyor. Ama o Fobuch'u açtıklarında Doktor aslında kendi rejenerasyonlarını, kendi yaşadıklarını vesairelerini hatırladığı zaman Timeless Child'ın o olmadığı ortaya çıkabilir gibi çok basit bir önermesi vardı o çocuğun. Ben onu çok bekledim bunun gerçek olmasını. Hatta Russell T. Davis geliyor, umarım kurtarır, umarım görmezden gelir Timeless Child muhabbetini dedim. Görmedi, gelmedi. Aksine Timeless Child muhabbetini içine ee, kattı. Daha da kattı yani. Daha da controversial hale getirdi. Buyurun. Söz sizin efendim, ne düşünürseniz orada artık Orada biraz şey yapmış olabilir yani, ''Eh, yapacak bir şey yok!'' deyip böyle dümdüz yazmaya Kısırmış devam etmiş olabilir bize orada. De sıvamak kalır. Ha yani. <laughs> evet, evet. Ya bir yandan iyi, çünkü ben artık şeyden sıkıldım ya böyle, Star Wars'ta da yapıyorlar ya, yeni hikaye yazmak yerine her şey Skywalker oluyor böyle. Evet. Mutlaka. Hmm. Artık ben şeyden sıkıldım, Gallifrey evrene girdi mi, Gallifrey yok oldu mu, Doktor Galifrey'li mi? Böyle bana ne yani artık? Yemek yani? sepetinin Galifrey'e hizmeti var mı? Evet evet bir yere kadar bir yere kadar çok umursadım. Bağlanmadı bir yere tamam mı? Yani yeterli bu. Tamam ne yapabilirim yani? Hani her yeni gelen senarist böyle biri geliyor ya 13 limiti çok kötü. Ben bunu bir çözeyim de ileriki yazarlar rahat etsin <laughs> falan. Sen hani belediye misin sen? Niye ileriki <laughs> şeyleri güzel. Alt yapı çalışması yapıyor ya. Yani kendi kendi yazdığı senaryo içinde bir tutarlılık sağla. Sonra Lora bir şey kat. Sadece lore yazmaya çalışıyor. MMO gibi bir şeye dönüşmeye başladı gitmiş. <laughs> <laughs> yüzden... bu arada hani sürekli laf ettiğimiz Moffat da bir noktada yaptı. Yani Matt Smith dönüşürken dediler ki okey sana kıyak bir tane daha veriyoruz. Orada da bir evet. kere değil hani bir tane de dediler okey bir 13 daha vardı. Biz 13'te bir bir tane kıyak gördük. Okeyiz yani biz hani Onun 13 doktorda bir special'da kıyak yapıyoruz sanadasınlar yani. Aynen yani yolu açmış bir zaten. Sen git Hı. yani oradan. Niye hala hala böyle yok abi bu yolu daha da kaliteli yapacağım falan. Yaz işte bir tane hikaye yaz. Hani bir bir kişi yanında başka 2-3 kişiyle birlikte başını beraya sokar hikayesi yazacaksın alt taraf. Onun yerine Yok kafasında elmas yetişen adam doktorun saatini çalmış da. <laughs> Yok 1960'ta çekilmiş bir tane bölümün bir sahnesi üzerine bölüm yazmış böyle. Tamam bravo yani de. Olmamış Elmas yani. yetişen çok iyi tanımdı bu arada ya. Kovulma şey. korkusuyla mı yaptı acaba? Yani böyle. Bakın, bakın bakın sonsuza kadar doktoru yazacağım şimdi size böyle bir <laughs> yokmuş onun hiç yokmuş. Kötü olanı diye söyleyeyim sonra... mi? Bugün öğrendim. Hatta Yasin'e de attım programdan <laughs> önce. Şey e, ben tutamazsam o aklımda tutsun diye. E, Chris Chibnall'un yazdığı bu bütün sezonlar yani 3 Jodie Whittaker sezonunu <laughs> düşünün komple. E, ve Jodie Whittaker'ın bu rejenere olma sahnesi var ya böyle bir uçurumda açıyor kollarını. <laughs> sonra neden David Tennant kıyafetleriyle gelmiyor diye hani biz çok merak ediyoruz ya. Bunların hepsini cevabını bugün öğrendim arkadaşlar. Şöyle bir durum varmış. Ee, David Tennant'ın seriye gelmesi kesin değilmiş son dakika kararlaştırılmış son dakika gerçekten Hatta edit'e de öyle eklenmiş yani bir anda kat oluyor Jodie Whittaker'dan bir anda David Tennant'ın kıyafetli haline geçiyor vücut öyle bir sahne var <laughs> ee, Zaten Nola veya Russell T. Davis'a e sorduklarında Ya kadın kıyafeti mi giyecek ya falan deyip geçiştirmiş Hani cross dressing olmasın muhabbeti diye muhtemelen ama onunla alakası yokmuş gerçekten. Son dakika getirilmiş. İşte oradaki prop'lar yokmuş. Bilmem neymiş falan gibi böyle sonradan eklenme bir sahneymiş o. Her şey şu anda izlediğimiz son dakika eseriymiş. Şu an bunu düşünüyorum ben. Şu an bütün şey boyunca, bütün gün boyunca kafamda bu var. Yani ya iptal sen... olmanın sonuna gelmişler. Ee, böyle uçurumuna gelmişler artık. İptal olacaklarmış ve muhtemelen şeymiş. Hani Paul McGann'ın hani kısa filmi var ya. Ondan sonra ne oluyor bilmiyoruz ama bir anda çattı 2005'te Christopher Eccleston geliyor. Dokuzuncu doktor olmuş. Muhtemelen Jodie Whittaker'ın biz e, Regenerasyon sahnesini göreceğiz. Ve orada bitecekti dizi. Bu hale gelmiş dizi düşünün. Sonra demişler ki ya Russell T Davies'i getirelim. Nasıl e, tekrar ilgi toplarız? Aa, David Tennant'ı da getirin anasını satayım. Bir üç bölüm onu da oynatalım. E tamam böyle toparlarız demişler. Harbi öyle toparlıyorlar şu anda diziyi yani çok ucuz bir yolla toparlıyorlar. Hani ben memnunum tabii gibi, ama Yani herhangi bir baş yazar bu dizide 3 sezon yazarsa o dizi iptal oluyor. Yani <laughs> bu hep böyle. David Tennant zamanında da dizi iptal oluyordu neredeyse. Matt Smith'le kurtardılar. İptal mi oluyordu? Evet. Gerçekten. O özel mi? bölüm özel bölüm gelmiyor falan sonra tamam bir özel bölüm çekelim de doktor rejener olsun hemen falan yapıyorlar böyle. Hani Benim madem öyle, toparlayalım falan. iptal olmak değil de hani senin zamanında oldu hadi naş falan dediler gibi hatırlıyorum. Yok şeyde ya. yani baş yazar değişiyor, dizinin tonu değişiyor, yeni introlar, yeni yapımcılar falan. Hı -hı. Komple evet. yeni bir şey biri yapıyor yani. Aynısı evet. şeyde de oldu işte. 3 sezon Peter kapalda oldu. Sonra dizi artık şey oldu böyle ya Doctor Who vardı ya falan o geldi evet. yani o seviyeye düştü. Dizi hemen baş yazar değişti, yapımı ekibi değişti. Her hep aynı şey oluyor. Doktorunun artık bu dizi de rejener oluyor bu şekilde. 3 yani evet. sezonda bir ölüyor dizi. Klasikte de böyle mi oluyordu peki? Klasikte yani çok bir daha var uzun mı? ve çok ekstrem kısa sürenler de var. Yani baya böyle sezonun yarısında tamam bu sezon bitince artık kapatalım gidelim falan yaptıkları da var. <laughs> ha canları sıkıldı. Ya, ya, da şey falan da var hani artık. Ya bu adam bu adamı bir şekilde hayatta tutalım da 20 sezon oynasın <laughs> dönemleri de var. Şeyler falan var ya klasikte ya. Adam böyle rejenerasyon sahnesini çekmeyi reddetmiş. O kadar küsmüş diziye gitmiş. Rastgele şey sanırsa adam bir an bir doktor yere düşüyor ve rejenere oluyor. Öyle başlıyor Haa, bölüm bana. Şey 5. doktor muhabbeti <laughs> miydi o? Şeyin Georgia Tennant'ın babası olan galiba. Öyle başlıyor. Galiba. Ben... O civarı olsa gerek diye hatırlıyorum. Doktor halini hatırladığım için o adamın yani o adamın George e. Tennant'ın babası olduğunu öğrendiğimde adam yaşlıydı ya. Evet. <laughs> Hangi doktor oldu kafamda oturmuyor çünkü doktor hali benim şu anki yaşımdan daha genç neredeyse. 20 yaşında falan galiba doktor oldu. Böyle Oha. Çocuk gibi bir şey yani bayağı böyle inanılmaz böyle sarışın. En genç Matt Smith zannediyordum ben şu zamana kadar. Oo. Matt Smith Matt yaşlıdır büyük <laughs> ihtimalle. Yani. Matt Smith ha, hayır Matt Smith. De Matt Smith... Gerçi 22 mi 23 evet, değil mi? Evet cast edildiğinde en genç falandı çünkü o yani. yani Modern Modern tabii ki. Matt falan genç olabilir. Şey, yaşlı olabilir. Ee, ama şey yani asla kafamda gerçek haliyle şu anki haliyle o dizideki hali bağdaşmıyor yani. Böyle bir dönem bütün doktorlar aynı kişi gibi. <laughs> bir şey değil mi? Evet, benziyorlar. <laughs> Hepsine aynı. İşte abi casting, casting başarısı yani. Aynen öyle. Ee... Şovda rejeneri olurken bu arada David Tennant gibi kendi eski yüzüne geri dönmesi. Ha evet, Russell T. Davies, Catherine Tate falan filan noktasında eski ekip geri dönüyor. Ama yani bizden şeyi, eee, kıyafetiyle dolaşan Tenant'ı çaldılar. İşte yani o kıyafeti bulmak o kadar zor olmamalıydı. O son son dakika, son dakika Beş dakikaya kapatıyoruz stüdyoyu gibi bir şey yok ki, evet. beklen olmazdı yani. Ya ben zaten o okuduğum şeyden tam, e, tatmin olamadım cevaptan. Yani biri yazmış. Belli ki bilgisi olan biri ama hani resmi bir açıklama Hı -hı. değil. Çünkü resmi bir açıklama böyle olmaz zaten. Hani bunu demezler. Son dakikaya geldi deseler yakarlar BBC'yi. Resmi açıklama ağzına sigara abi <laughs> <laughs> falan diye anlatıyor. Abi. Şey böyle bak <laughs> benim gibi röpte şu an böyle çıkmış. <laughs> Ustam şimdi biz karar veremedik. <laughs> Sonra Tenant gelsin dedik. Bakalım bir de bir, bir, çocuk var. Russell, Russell Davis aynen. İşte o bir çocuk var. İlk bir çocuk gibi. <laughs> <Bir> onu... <laughs> onu bir deneyelim dedik yani. vakit de yoktu. Yedirdik Tenant'ı. Aç dedik kollarını. <gülüyor> Gitme <gülüyor> diyeydim Babam ve oğlum gibi Aç dedik kollarını. Gitme diyeydim dedik. Çektik işte koyduk çocuklar da beğendi. Çok sağ olsunlar. Ben şey <laughs> son sahnesi de şey değil mi böyle? Stüdyoya giriyor ve... Lan siz hala burada mısınız? <laughs> <laughs> ve judilitikeri yeşilin önünde böyle kollarını açtırıp yolluyorlar bir daha. <gülüyor> <gülüyor> ya ben şey olarak düşünmüştüm hani 3 e, bölüm için geliyor ya David'ten hani <laughs> onun için uğraşmazlar. Kıyafetli gelsin. Ne olacak yani? Eski doktorlarda da bu oluyormuş falan deyip geçtim. Çünkü doktoru böyle bir dizi. Yani inanırsın Time Weime Vipli Vobla abi hani. Ama ya arkadaşlar eskiden yani hani tuvalet pompasını Daleks'le yaptılar <laughs> ve biz bunu yedik. Bu arada bir şey değil mi o e, Children in Need bölümü yani hı hı. normalde şeye dahil değil eğer izleyiciler bunu bilmiyorsan normalde hep Children in Need gibi bölüm e, değiller için özel günler için bölüm çekiyorlar. Mesela Doktor'un bu üç tane special'dan önce bir tane Children in Need bölümü çekiyorlar Daleklerin oluşumu e, creation hı hı. zamanına gelmiş David Tennant'ın Doktor 14. doktor olarak geliyor ve tuvalet pompası vererek Daleklere ekletiyor işte Dalek ismini veriyor falan bu şekilde dalekler ortaya çıkıyormuş. Öyle bir zamana gelmiş gibi kısa bir bölüm var. Youtube'dan izleyebilirsiniz. Mesela o bile yani şeydi. 5 dakika falan ha, O yani pompa bile çok bence güzel bir fikir. Tamam hani doktor ekliyormuş aslında muhabbeti bence. Neyse. Evet. Susacak mısınız? O zaman süre, bölümlere geçelim evet. mi? Dur dur. Öncesinde bence ya, Jodie Whittaker'a çok şey yaparken o rejenerasyon sahnesinde de duygusal olmaya çalışan bir şey yazmışlar. Ona çok üzüldüm yani o kadar sana doktorun altını dolduramamışsın, izleyici geçirememişsin ki. Duygusal olmaya çalışan ama olamayan bir şey var ya. Ondan önceki doktorların hepsinde bir aga ve ah be gitti falan oluyorsun Mesela yani. Mesela Kapaldi'nin gidişi. Önceki doktorları hatırlayarak böyle onların replikleriyle evet. falan hep gidiyor. sağlatmıştı Matt beni şeyi. hiç aralıksız yani. Hepsi. Bir tıkırda <laughs> şey oldu. David zaten I don't want to go Ha Evet zaten mahvediyor. Bir tıkırda bayağı şey böyle. Ah be ablam senin de üzdüler tabii. Hoşça kal iyi bak kendine de. Yolladık çok evet, üzücü evet. yani. Yani şeyi fark ettiniz mi? Mesela kapaldı çok iyi oyuncu götürüyor falan diyorduk ama. E, yani onun dönemi bile daha iyiymiş. Çünkü şeyi hatırlıyoruz mesela. Ben o bölümü unutmuyorum. Bir tane bölümde e, Clara ve bu Mi denilen kız var ya. Maisie Williams'un oynadığı. hı. -hı. Vikingler döneminde abi bu surat niye geldi bir aydınlanması yaşıyor kapaldı. Aa diyor herkese tekrar bir şans daha vermek lazım falan diyor. Bu yüzden bu surat geri geldi diyor ve tekrardan kap şey David Tennant'ın Donay'la kurtardığı Pompei bölümüne gidiyor da kapaldığını suratını hatırlıyor. Mesela o bölümler bak benim aklımda kalmış. Yani güzel olarak kalmış. Heaven Sent Helden. Hatırlıyorsun ben. ya en azından. Hatırlıyorsun <laughs> ve şeyi hatırlamıyorum ben bu arada hani Sıkıldığımı hatırlamıyorum. İzlerken eğlendim atıyorum. Çünkü dokturu da şöyle bir süreç var. 40 dakikaya atıyorum bölüm. İlk 10 dakika bir şey tanıtıyor, ee, aralık olan kısım. 20 dakika birazcık böyle hareketli geçiyor, 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 geçiyor. Son 10 dakika tekrardan böyle bir düşüş, rahatlama gibi böyle. Garip bir inişli çıkışlısı var. Evet, Ama şey oluyor. Sonunda diyorsun, da bir halka sesleniş yapıyor genelde. Olsa evet. Sesleniş sıkılsan topu. da tekrardan diyorsun ki Evet, ben bunun için seviyorum dokturu diyorsun ve geçiyorsun. Tekrar izlemeye. Hevesli oluyorsun. Mesela Jodie <laughs> Whittaker'ın bölümlerinde olmadı. Ama ben gerçekten Jodie Whittaker'a çok üzülüyorum. Çünkü kadın şeye de çok hevesli. Hani beni çağırsalar ben tekrar gelirim ki falan kafasında. Ama daha yeni gittiği için gelmiyor tabii. Mesela kapaldı <laughs> ona kesinlikle karşı. Şu an birazdan bahsedeceğimiz e, üç tane special'lardaki fikre de çok karşı. Muhtemelen kapaldı. E, şey diyor yani ben öldüm bir kere. Hikaye bitti. Hani... Doktorun bırakıp yeni bir doktora geçmesi fikri bana daha cazip geliyor. Ben bunu daha çok seviyorum. Hani tekrar tekrar getirip niye önümüze ısıtıp ısıtıp koyuyorsunuz diye. Haklı bir noktada da. Yani dizinin mantığı da bu değil mi aslında? Hani <laughs> buna evrilmiş sonuçta. O yüzden okey oluyorsun. Ama speciallardaki Bayrechen muhabbetine tekrardan David Tennant'ın gelme muhabbetine muhtemelen küfrediyordur. Peter kapaldı. Evet. Special'lardan nasıl başlamak istersiniz efendim? Bence bölüm bölüm gidelim. İlk bölüm Star Beast. Uh -huh. Aynen öyle. Evet neler hatırlıyorsunuz efendim? Abi David Tennant geldi. <laughs> Meep vardı. <laughs> Meep ya Allah'ın gerizekalı. <laughs> Meep ya. Mükemmel bir varlık. Ya ya ben... nefret ediyor bu arada. Evet. Neden <laughs> sevdiğinizi hala anlamıyorum. Çok, <laughs> ha, çok tatlıydı. Korku... Korkunç görünüyor. Şerefsizim biri. <laughs> ve cidden korkunç görünüyor ya. Yani... <gülüyor> <gülüyor> Abi çok <başım> korkunç tatlıydı. <laughs> Şerefsizleşene kadar o plot twist'e kadar zaten biz de aaa ne kadar tatlı falan gidiyorduk yani. Doktor Yok elini ya, böyle yine... sardı falan. Canım benim yaptı. Yine o kadar tatlı değildi bence yani. Benim değil. değil. Yok, Gece ben böyle de uyansam ve su içmeyi mutfağa giderken görsem böyle koridorda Hı. Çok korkarım, Aklım çıkart. Hepinizin çıkar. de kedisi var ya. Benim evim oldu ya. şimdi olabilir ama yani aklımı çıkart. Hepinizin çıkar. de kedisi var, nasıl sevmiyorsun tüylü şeyleri anlamıyorum ki. Yok ya, ya şey gibi yani uyuşturucu <laughs> etkisinde korku <laughs> falan gibi bir şey var yani burada. <laughs> Bende bir şey gece <laughs> içti su içmeye kalktığımda kimi görsem aklım çıkar ki. Ben yalnız <laughs> yaşıyorum zaten tekme <laughs> atarım yani. Berna'nın şeye yaklaşımı çok acayip. Kediniz var tüylü şeyleri niye sevmiyorsunuz <laughs> evet. ki? Allah Allah. Çok basit, düz mantık. <laughs> Ayı girmiş parçalıyor biliyor <laughs> noktada. <laughs> Seviyorsun. Kutup ayısına öyle. sarılıyor falan böyle. <laughs> arada. <yani. gülüyor> evet Star Beast. Ki o da doğadaki en ölümcül katillerden biridir bu arada kutup ben ayıları. Ben şeyi çok, çok özlemişim diye. ya. Ee, işte, eski doktorlarda görme özlediğimiz doktor, companion ve ailesiyle olan ilişkisi. Evet. Ne kadar özlemişim o işte Dona'nın annesi kızıyor doktora git buradan başımıza bela açtın diye. Atlıyor. Doktorun umurunda o ya Dona ne haber falan diye takılıyor orada. <laughs> Şeyi konuşmak çok, çok ister misiniz? Çok tokadını yiyor giriyor falan. Ben o zaman başlık başlık gideceğim. Bir, şimdi Doktor Dona'dan başladığınız için, Meep'ten başladığınız için oradan geleyim. Hı hı. Şimdi Rose muhabbeti, Rose Dona, Doktor muhabbeti ve sonra screwdriver, sonraki Screwdriver'a gelmek istiyorum. Öncelikle Rose muhabbetini nasıl bulduğunuzu sormak isterim. Oraya, Bence çok güzel işlenmiş gidelim. bir muhabbet. Bence yani, de güzel işlenmiş. Bayağı yani. güzeldi. Şey işte. ben isminin işte oradan şeyden gelmesi Doktor Dona muhabbetlerinden gelmesi Olsun işte oradaki kulübeyi Kendi tarzı yapmış El yaptığı oyuncaklar da eskiden Bence çok güzel işlenmiş ve çok tam Doctor Who'luk bir olay evet. yani Starbiz 10-10 öyle... yani o. Magical. Evet. magical evet, evet. Yani Şey hoş değil mi hani Dona'da hala Doktorun benliği var sonuç olarak Doktor Hı -hı. Dona kişiliği var sadece bastırmış Onu doktor hani hatırlarsa sıkıntı ya ee, onu çocuğuna aktarması muhabbeti çok güzel bir çözüm. Yani böyle evet. kaymak gibi akmış gitmiş. Gerçekten ikiye bölünce mantıklı bir doza iniyor. Çünkü dozaj azalıyor <laughs> insandaki. Ve şey yani Rose'un bunları hatırlaması işte Dona'nın Rose ismini versin. Çünkü doktor inanılmaz bir Rose aşığı falan. Hani Sarah Jane ismini de verebilirmiş gibi geliyor bana ama Rose'u vermiş. Çünkü yeni nesil. Ya çünkü yeni seri. Evet yeni seri. Ee, yani gerçekten o şeyleri hatırlayışı hani Dona'nın aydınlanması çok mutlu etti beni hani. Aa evet bunlar yaşadığımız şeyler dedi ya aslında mesela yarısını Dona görmedi onların. Hı hı. Mesela burada aklı karışan varsa onu açıklayalım. Ne, neden sizce hani ben biliyorum da size sorayım biraz da siz konuşun çünkü. Niye öyle dedi İyi Dona? Ya varmış. <laughs> Niye gerilim yaratıyorsun? Hayır çok konuşuyorum siz konuşmuyorsunuz çünkü susuyorsunuz. Hocam vallahi çalıştık. <laughs> Bak sıfır var Cem Evet. Şey şey e, doktor işte doktor da ona doktorun da hafızasına bir noktada erişebiliyor değil mi o şekilde? Evet peki. Değil mi Hı -hı. Ben aslında emin Hayır, değil evet. Var öyle şey Dona. <laughs> e, çocuğum kalk ayağa Dona niye peki onları yaşamadığı halde beyni paustaydı? Niye hatırladı? Ya. İkleniyor işte. Ya, ya evet bunu diyeceksin ya. ya. <laughs> Bu kadar. Ya sen niye 10 dakikadır bunu ıkındırtıyorsun beni gerçekten ya. Bu şey Ama öyle izlemek <laughs> daha keyifli. Bence ya aslında benim gibi düşündüğü için sus. <laughs> ya biz ıkın... Çocuğum arkadaşlar da söylesin. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum söyleyin atlayın ortaya. Allah Allah. Cık cık. Benim kanalım sizin kanalınız. Mi kanal, Esu kanal. Ha, ha ya İspanyolca da bağladım. <laughs> evet. Yine de Ya iyi. Evet, kapatıyoruz. Tamam mı? böyle bir kesinlikle. Yeter. Evet, devam edelim Star Beast bölümüne. Bu arada şey, ee, o böceğimsi, karıncamsı canavarlar ne boktu? Ben onları hala Aa, adlarını. <laughs> Harikan Mortis setinden almışlar gibi <laughs> takılıyorlar diyor. evet, evet. Yani. evet yani. çok benziyordu. Canavar, evet. İnanılmaz yani. Mesela onu çıkartsak sen sizce o bölüm şey olur muydu? Okey olur muydu? Yani Sadece mipin peşinde koşturan bir asker birliği gibi kalmış yani. Herhangi biri de gelebilirmiş gibi geldi bana. Unit de kovalayabilirmiş bir noktada. Ben şey, çok sevdim onları ya. Böyle bir de şey ben ya. Ben de. Böyle The Tick çizgi filminden falan çıkmış hmm. gibi tipleri var. Koşu. Ve konuşurken de böyle İngiliz bürokrat <laughs> şeyi var ya böyle. <laughs> Gerçekten böyle şey... Efendim ben ben deniz bilmem kim falan dediniz falan <laughs> böyle böyle. Çok hoşuma gitti o benim ya. Böyle tam Doctor Who yani. Böyle hiç beklemeyeceğin şey en böyle bullshit yaratık yani. O iyi tarafı evet, çıkıyor. Evet. Böyle. Yani bence şey açısından güzeldi açıkçası. Hani işte böyle Meep'in peşinden koşan asker. Unit olsa şey noktasındaki zevki vermezdi. Hani işte Meep hakkındaki geçmiş bilgilerini direkt oradan alabiliyoruz ya. İşte eskiden miipler vardı sonra delirdiler bilmem ne. Biz o yüzden onların peşindeyiz. Bakın saldırdığımız askerlerin hepsi aslında bayıldı. Bir şey olmadı. Arabada çizik yok bilmem ne. Zaten David Tennant'ın cebinden peruk çıkarması mükemmel bir sahne bence bu arada. Yani direkt peruk çıkarıp Court'un session yapması. O sahneyi kazandırdığı için bile yeter. Aynen öyle. Ha ee... bir de o sahne için şey de önemli. Ne? Bu bürokrat abiler şey oluyor. Doktor diyor ki bunlar hani bunlar seni öldürmeye geldi diyorsun. Ama bunlar herkesi bayıltıyor. Diğerleri öldürüyor gerçekten. Hani gözünde mavi ışık olan insanlar herkesi öldürüyor. Ama sana saldırmıyorlar. Hani dediğinde bir çelişki var diye doktor ilk orada evet, şey evet. yapıyor. Doğru. Doğru. bu arada ben bir olayı doktorun çözmesini çok özlediğimi fark ettim bunu fark edince. Ya Adım bu kadar basit yani. bir şey bize mahrum bırakmışlar ya. Çok üzülüyorum. Yani diğer türlü şey gibi geziyorduk çünkü. Hadi çocuklar, biraz da buraya girelim. Arkada böyle şey çalıyor. <laughs> Scooby Doo Doo verer you çalarak koşuyorlar böyle uzaylılardan bilinmeyen ortamlarda. Öyle 3 sezon geçti. Şey kötü değil bu arada. Yani, <laughs> Jodie Whittaker diğer doktorların böyle biraz karışımıydı. <laughs> sadece onu çözdürmedikleri için biz göremiyorduk. Yani şey mesela yaz daha fazla şey anlıyordun garip bir şekilde. Ama evet. şöyle de bir durum var. Diğer doktorlara göre Jodie Whittaker'ın doktoru 13. doktor. Companion'larını sağ salim eve ulaştıran tek doktor olabilir. Şeyi saymıyoruz. Ryan'ın e, büyük annesini saymıyoruz çünkü o teknik olarak companion bile sayılmıyor. Well, Ama... that's all right then. <gülüyor> <gülüyor> Aynen toy maker gibi. Yani hepsinin başına bir şey gelmiş hepsi ölmüş neredeyse ee, hatta yani o toy, Toymaker niye acaba yazı söylemedi falan diyenlere de onu söyleyeyim daha doktorun o Toymaker'la karşılaşmasından birkaç gün önce zaten yazı evine bırakıyor kaldı ki yaz veya den veya işte o yaşlı Graham'la Ryan'a hiçbir şey olmuyor gerçekten yüzle bırakıyor yani companion sağlığı yüzde %100 kadında <laughs> diğerleri çok kötü yani bence Marta bu bir başarıdır Martay da düzgün bırakıyor. Mental olarak o da düzgün değil bence. Yani evet. bilmiyorum asker oluyor. Askerlere sen mental olarak düzgün değil mi diyorsun? Yani Savaş bütün, ne kadar mental bütün olarak Bütün dünyayı bence? gezip Harik. millete şey yapıyor böyle. Televizyonda din anlatanlar gibi. <laughs> bütün dünyayı gezip millete bir şeyler anlatıyor. Böyle bir adam vardı. Peki Sonic Screwdriver hakkında ne düşünüyorsunuz 14'ün? Çok iyi olmuş. Yani. Ben de çok A beğendim ya. Aşırı, çok iyi. Çok OP değil mi sizce? İşte eski ya, ben okey şey her şeyi böyle takır takır çözmüyor. Daha böyle görsel bir şeyler eklenmiş evet. gibi daha çok. Ya, e, önceden çünkü şey oluyordu ya böyle doktor böyle taratıyordu, sonra sonu yine bakıyordu. Hı, evet falan yapıyordu. Biz diyorduk ya doktor bir şeyler anladı. Onu daha çok görselleştirmiş gibi Evet ki aslında de... bu arada Moffat'ın tarzına biraz benzemiş aslında o görselleştirme düşünce tarzı. Mesela Sherlock'ta da vardır ya böyle işte şey yapar Sherlock böyle tüt, tüt 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 falan yapar böyle oradan bir şeyler çıkar falan. Ona benzetmiş. O noktada ben de bayağı beğendim onu. Ya Şey birazcık kırık. Ne? Yok yok ben şey söyleyecektim. Ee, daha önceden modern seride hiç böyle duvara gerçekten Sonic muhabbetini görüyor muyduk diye. Çünkü sadece teknolojik bir screwdriver olarak görüyorduk. Hani Ses dalgası yayması muhabbetini sanki o 14'ün x Wars bölümünde gördük gibi hissettim ben. Ama daha önce Yok, bir şeyde gördük. 10. Yani doktor cam kırıyordu. Okay. Evet. Tamam, Onun tamam. dışında bir de şeyde vardı. Sonic ses dalgalarıyla ile... Moleküllerin birleşmeni bozarak kapıyı parçalamayı düşündükleri 50. yıl özel bölümü vardı. Aynen. Hatta kapıyı incelemesi David Tennant da baş şeyde başlıyordu. John Hurt'ta başlıyordu. Matt Smith'te bitiriyorlardı. Ha evet aynı Sonra şey açık farklı şeyler. Doğru, doğru. Sonra kapının açık olduğu ortaya çıkıyor. Açıkmış sadece tutacakmış. Bir kere de David Tennant şov yapmak için şey yapıyordu. Bak burası başka evren diyor böyle camı kırıyor. Bu evrene gidip gelirsek sürekli böyle olurdu. Bütün camı kırıyor sonra. <laughs> çok basit, çok basit anlatabileceğim bir şey için durduk yere iş çıkartıyordum. Sonra eve geliyor, değil mi? Evi. Sonra... Lan yine camım gidiyor. Allah kahretsin ya. Yine cam taktıracağım. Allah Doktor bu kaçıncı yeter ya? ya. <gülüyor> <gülüyor> İban atıyor doktora. Time Lord parasıyla geçiyorsa onun parası da yoktur ki Allah kahretmesin. Gerçekten nasıl acaba yemek yiyor? Tardis, tardis çıkartıyordur. Para falan parası veriyordur. Cebine görüyoruz. koyuyordur. Ülke ekonomisi böyle ağzına sıçıyordur. Kalpazanlık. Muhtemelen. Kalpazanlık. Ulan Abi düşünsene böyle. Ülke halinde birden Sebebini anlamıyorsun böyle. Nereden nereden? <laughs> Uzaylı'nın teki getirmiş böyle. Pa para <laughs> görünümlü bir şey büyük ihtimalle. Yani. Para da değil o yani. Bir şey getirmiş. Para dedin de arkadaşlar donanın e, çeki... Bağışlama hakkında ne düşünüyorsun? Dur ona girmeden şey söyleyeceğim bu arada Sony'in kırıklığı hakkında. Evet. Şey için kırıklıyorsun muhtemelen. Hani o kalkan oluşturma falan muhabbetleri evet, evet. Ama orada da şey var mesela eski seriler eski seri değil mi eski sezonlarda eski seri izlemedim. Mesela Tardis'in hiçbir şekilde hasar geçirmemesi bilmem nesini kullanıyorlardı hani uzaylılarda hmm. bilmem nelerde şey yaparken e şimdi de doktoreni hani dışarıda iki tane mermi engel bence yine aynı mantığa denk geliyor. Bu daha hoş görsel bir sunum. Yok şeye bir açıklama sonu. gelmedi yani ya. O kadar kırıklığa denk gelmiyor bence o yüzden. Şeye bir açıklama gelmedi ya. Tony'yi değiştirip komple bu sorunu çözdüler gerçi ama kalkan yaptığı gibi merdiven de yapar mesela düşündüğün zaman. Ha yani evet onlar gibi gibi. takılır ortada değil mi? Aynen aynen dokunabiliyor ya sonuçta ona böyle gerçekten bir fiziksel bir şey gibi oluyor hani ne bileyim şelale var ne yapacağız böyle yuvarlak çiziyorum ben kendi içine sokuyorum hani <laughs> böyle, böyle herhangi ya bir şey olabilir şeyle şey bile açıklarsın bu arada işte bu özel bir madde örümcek ağına benzer bir madde gelen etki sayesinde sertleşip tepki ters verebiliyor i̇şte. o yüzden biz üstüne çıktığımızda yumuşuyor falan dersin bir de şeyi söylemek istiyorum o da karşı çünkü cüdübi noktasına diğer doktorların karışımı dedik ya hı hı Jodie Whittaker'ın en başında ilk bölümlerinde hatta Sony'yi de kendi yapıyordu hatırlıyorsanız evet, o parçalardan bilmem yani nelerden şey gibi gösterdiler böyle hani daha mucit bir doktor gibi gösterdiler. Evet. Çevrelerde gördüğü bir şeylerden birleşme falan ve ben çok heyecanlanmıştım. Buna. Evet. Hı -hı. Ve sonra bunun üstüne hiç gitmediler. Yok abi sadece YouTube'dan do it yourself videosu izlemiş <laughs> yani mucit falan <laughs> yok ortada. Şöyle ki çok bile güzelce olurdu bu arada öyle bir doktor izlemek düşünsenize. Her gittiği yerde sadece bizim normal aşımız gibi sonic screwdriver'ı kullanmak yerine parçalar söküyor, evet. takıyor, bilmem neler yapıyor. Evet. Değişik üretken şeyler yapsa böyle biraz Peki daha mantıklı. Tek da mucit yeter bu arada ona, ona yani teknik olarak. Tabii ki kadın sonic screwdriver'ı yapıyor şeyden yani. yaptı, çöpten yaptı, yaptı yani. Aynen. Rocket Raccoon gibi bir şey olur den. Yani. <laughs> <Çok gülüyor> ona ihtiyacım var. Mesela. O kalı kullanıyor musun? O bana lazım. <laughs> Daktruya da gider bu arada bu tür espriler. Yani evet. böyle şeyi düşünsene mesela. Bir eve kapanmışlar. Bir şey yapıyorlar böyle. Birden gram'a dönüyor. Takma dişlerine ihtiyacım var diyor. Aynen. gramın takma dişini alıyorlar. Bir şey takıyor falan. Ya, yani. Umur. Bunu hatırlattın Şimdi... ya. Şu an kalbim daha çok acıdı biliyor musun? Evet. <laughs> Bunun için Bizden buradayım. <gülüyor> evet <laughs> <ben> devam edebilirsiniz. <laughs> Zalim. Bu yeni Sony'in ben şeyini sevdim bu arada. Görüntü olarak şeye benziyor. İşte Tenant'ın eski Sony'ine benziyor ama daha kalın böyle eski doktorlarınki. 11'e de var. benziyor görüntü bir tık. şey. 11, 10 karışık gibi bir şey. Hmm. Mavi Direkt 11'den işte. 11'den parça var işte. var işte. Hı -hı. <laughs> Direkt 11'den parça var ama sapı 10. doktor gibi falan. Ben Güzel ben sevdim bir görüntü. Değil değil mi? Şu ana kadar ki favori, favori şey mi oldu yani? Benim de. Ya oldu? Bir de şey ya hani sadece 3 bölüm için geliyor yeni Sonic vermişler. Sonic'in nasıl geldiğini bilmiyoruz muhabbeti. Hani bunları hep soruyoruz biz seyirci olarak ama hani Doctor Who bunları öyleymiş deyip geçiyor. Ama şey güzel yani gerçekten önceki doktorların karışımı gibi bir Sonic sunmaları çok mantıklı. Hani <laughs> sıfırdan yeni bir Sonic tasarlamalarındansa ya da işte Jodie Whittaker'ın devam etmesindense hani bu ...böyle şey birazcık daha böyle hani... ...fan service, tatlı bir fan service olmuş. Bence yani hoş. bu ara doktor mesajını da güzel yansıtıyor bence. Evet, hani Bakın böyle. bu ara doktor olduğu için sıfırdan bir şey değil. Hani eskilerin parçalarını koyduk. Zaten eskilerin parçalarını bir araya gelmiş hali evet. bu. Ha bu da depresyona girdi. Neyse ona da gireceğiz sonra. <laughs> yani hazır aslında onu demişken... doktor ...14. doktor üzerine bir de konuşalım. Çünkü 10. doktordan aslında... ...farklı bir farklı. kişi olarak hep tanıtıldı. Ee, hatta şey dendi yani... Sonuçta doktor evet eski companionların atılıyor ama hep yeni yüze geçtiğinde biraz daha yeni bir insan <laughs> muhabbetiyle ilerliyor ya. Onlar bir tık öyle gibi değil sanki. 10. On, doktorun sanki böyle şeyi bir tık olgunlaşmış. Yaşlandı da geldi oldu yani. Hani pişmiş de geldi gibi. Yorgun savaşı. Yorgun yani, demokrat. Şey muhabbeti vardı ya 10. doktorun Harriet Johnson'u mu indirmişti öyle? Sizce de biraz yorgun görünmüyor mu? <laughs> Tam olarak o. Evet tam olarak ona dönmüş. Yani hani sizce de biraz yorgun görünmüyor mu karakterine dönmüş. Böyle şey var yani artık. Ki bölümlerde bence onu güzel işlemişler. Sonunda da güzel muhabbeti var. Hani her keman her yerden bir yerlere gitmiş. Hiçbir zaman durmamış. Sürekli bir şeylerle çarpışmış. Kendi hakkında bildiği her şey sürekli yalanlanmış ve farklı şeyler çıkmış. Kişilik karmaşası içinde bir yandan yazar karmaşası içinde sürekli farklı bir şeyler yapıyor. İşte Kazan, takıldığı kompanyonların başlarına sürekli bir şeyler geliyor. Hani kendini şeyle avutuyor. Sonra işte that's all right den muhabbeti. <laughs> hani Tabii. işte Clara'yı kuç vurdu. Hayır hayatının son saniyesini sonsuza kadar Tardis benzerinde yaşayacak. Well that's all right then. İşte ne bileyim Rose başka bir geze işte evrende hapis. Metafor Hayır ama yanıma <laughs> benim bir tanesini <laughs> verdim. İşte well that's all right then falan muhabbeti. Hani aslında çok şey bunlar hani travma yaratıcı <laughs> şeyler. Evet. Şey noktasında ve bunları sürekli üst üste yaşıyor. Durmadan yaşıyor. İşte Hell's de zaten mesela bir yerde milyonlarca yıl tacı duvar yumrukluyor falan. Milyar yani. galiba. Toplam buçuk milyar. milyar yaşında olması gerekiyormuş. Hayranların hesapladığına göre öyle bir <laughs> şey diyorlar. Bilmiyorum. Tam yani gerçekten. öyle olduğu için gerçekten o yorgunluğu iyi vermişler ve iyi muhabbetini yapmışlar. Hani bir dur, bir soluklan, bir çay iç kahve iç bir kendine gel noktasındaki şeyde. Ya benim daha çok kastettiğim aslında şey bilmiyorum... E, hayranların Twitter'da paylaştıklarına ne kadar bakıyorsunuz ama hayranlar bunu bulup çıkarmada gerçekten çok iyiler. Yani önceki bölümlere gönderme yapa yapa hani şey yapıyorlar ya 10. E, doktorun duygularını paylaşmaktan çekinen biraz daha böyle ketum bir doktor hali var. Mesela Dona önünde ağlıyor böyle duruyor böyle hani yapamam bunu falan muhabbetine geliyor. <laughs> ama ya da Dona'yı sakinleştirmiyor ama 14 geliyor Dona'yı sakinleştiriyor elini öpüyor tamam seni eve götüreceğim falan yani Korkmuyor onu onun sevdiğini söylemek. Korkmuyor duygularını göstermekten. Hani böyle bir karakter gelişimi de ya, yapmışlar. Böyle, bu benim mesela hoşuma gitti. Gerçekten doktor mesela kapalı dedi. Sorulmayı bile sevmiyordu. Neden? Çünkü yüzünü saklıyor falan diyor. Hani dürüst olmayacak. Onu, onu şey oldu muhtemelen. Öğrendi hani işte o fen bilmem ne muhabbetleri. Şeyler. Orada biraz daha kişisel gelişim yaşadı yani. Evet. Ama şeyden sonra da yaşadı. Mesela Matt Smith'deyken zaten hani işte Amy'ye sarılmalar bilmem neler şunlar bunlar. Ya bırak Öğren. ya kezban eymi de... yüzünden neler neler çekti. Hayır durdu. ama Kapaldi'de bile bu arada hani işte Clara'ya bilmem hani yeni duygu Tenant'a göre daha duygu davranıyordu. karşısındaki Kapalı Daha iyi evet, bence. Evet. Kapalı. Ben kısa saçlar değil de uzun saçlı hali. Daha evet. Ya şey kapalıy evet, evet. onu göstermek yerine cümleleriyle ve aksiyonlarıyla aslında ha, bahsediyordu. Evet. Ama Tenant biraz daha şeydi böyle. Yani içinde fırtınalar koptuğunu gösteren bir figürdü daha çok. Hani kapaldı. Ki onu da en güzel veren bölümlerden biri de bu arada Family of Blood'ın son kapanış sekansıdır. Hani doktor kendine geldikten sonra gemiyi patlatır ve sonra hepsini teker teker işte başka yerlere hapsederken suratında hiçbir ifade olmaz ama gözlerindeki o şeyi görürsünüz ya doktor. Hani işte adam da şey diye bitirir hatta hani biz onun bizden korktuğu için kaçtığını zannediyorduk. O sadece kibar davranıyormuş. Evet. Yani doktor zaten aslında hem korkutucu bir karakter ya onu da veriyorlardı yani önceden. Hı -hı. Ama işte <laughs> yavaş yavaş böyle sanırım kompenyonları gerçekten onu böyle törpüledi gibi oldu. Ama gerçekten Jodie Whittaker Femi sayesinde mi bu hale geldi ondan emin değilim hala. Yani Bence çok şey yaşadı ya sadece. Zaten çok bana, şey yaşadı. Ba bana öyle geliyor. Ya çünkü işte iki doktor e iki, onuncu ve on kıyaslayınca onuncusu bir şeyleri yapamayacaktı gücünün yetmediği bir durum olur. Çıldırıyordu, kafayı evet. yiyordu, etrafı dağıtıyordu yani. Hı -hı. Bunda sadece mesela işte, neden böyle olmak zorunda diye bağırıp ondan sonra yapacak başka bir şey yok deyip bazı şeyler kabullenmiş artık onun yorgunluğu var gibi biraz da. Evet doğru Çünkü diyorsun. Çünkü daha gençti bir de şeyi gördük ki hani şeye kadar Matt Smith'e kadar doktor aslında bin yaşındaydı. Evet. Hani Matt hmm. Smith'te 1100 Doğru. yaşındayım falan da. Evet 900 yaşındaydı. Evet. Şu an milyar yaşında. Evet. Kapaldi de bayağı <laughs> yaşlandı. Ya o işte e, duvar yorumlama muhabbetinde aslında aynı günü tekrar tekrar yaşadığı için çok da aslında yaşlanma oluyor mu o ya? Ama hatırlıyor hepsini. En son en son yumrukla birlikte hepsini hatırlıyor tekrardan. Evet. Öyle hepsi mi? Evet, Aa şey o zaman, hepsi okay. geliyormuş. Öyle bir muhabbet vardı. Böyle şey oluyor bir yerde ağlay ağlaya anlatıyor sonra Clara'ya. Sonra yanına bakıyor kılar yokmuş aslında. Hmm. <laughs> <laughs> Delizyon. Hatırladım hatırladım şu an. Şizofren bir doktor. Eskiden delizyonları vardı. Evet. Ya bu falandı. falan da küçük Amy'yi anlatırdı mesela. <laughs> küçük Amy çok çok yanlış olmuş. <laughs> böyle şeylere gidiyor pesteli olmaz ya. Hmm. <laughs> altı şey dedi ya e çıldırıyordu falan diye. O hangi bölümde? Waters of Mars mıydı yoksa? Yok Waters of Mars'da şey Hmm, uzaydaki şeyi crew'u kurtarmaya çalışıyor ama kurtaramayacağı belli oluyor İşte kadın diyor ki işte bizi kurtaramazsın geminin kaptanı Hayır işte. Waters of Mars ya. Hayır hayır Waters zamanın Waters of Mars mıydı o? Tabii canım Waters of Mars'ta şey Heh, muhabbeti tamam, oluyor tamam. işte. Sanki sonra farklı... ben kazanacağım nokta, <laughs> falan yapıyor böyle. Bunu değiştiremezsin muhabbeti <laughs> oluyor. Doktorda şey diyor. Sikerim zamanda sabit noktayı ben Time Lord <laughs> değil miyim <laughs> lan değiştireceğim diye. tamam. Kadını kurtarıyor sonra kadını. Sanki farklı iki bölüm gibi geldi aklıma da tamam. Hı. Tam da o bölüm işte. Yani o çıldırma mesela orası geldi aklıma. Ve şu an mesela çok sakinlemiş daha kabullenmiş muhabbeti var ya yani. İşte Doomsday'de şey Doomsday'i yaşadı adam şey güneş yakıyorum diyor yani güneşi patlattım senin için süpernova yaptım seni görmek için falan diye Rose'a ulaşıyordu falan hı. hani. Daha böyle gerçekten aktif hareketliydi ve şeyi fark ettiniz mi bilmiyorum David Tennant yaşlandığı için daha az hareketli gibi geçmedi bölümler bence. Yok. Kişiliği yüzünden. Yani bu altı deyince hı hı. E, bunu daha da farkına vardım şu anda gerçekten. Güzel dedin onu. Bu arada şunu yeniden vurgulamak istiyorum. Çünkü biz daha önce taktur incelemesi yapmadık bu kanalda. Evet. Evet. R görüşmek için güneş yakıyorum. Abi Amy geçmişe gitti. <laughs> Abi Rose'a aşık ama Amy'e aşık değil. Amy'nin Rory geçmişe gitti geri dönemiyor. Ya, ya aşık olmasan da yine de böyle bir. üzücü <laughs> bir, şey bir, şey bir, bir şekilde Amy gitmiş Rory... <laughs> tamam evet. mı? Geçmişe gitti kaçırdılar geri dönemiyorlar. <laughs> Aynı yıla geri dönemem ki. Abi bir yıl sonrasına dön. Olmaz. Yok. Abi iki hafta sonrası oraya giremem. E, onlar şehir dışına çıksın haber... Olmaz. Şöyle. <laughs> hani... Yani bilmiyorum Rose'la kurduğu bağ daha farklı. Hani sizin de arkadaş çevrenizde öyle fa farklı bağ kurduğunuz biri yok mu? Yani şu arkadaş grubunda bile hani bir kişiye ya, daha hayır. fazla yakın hissedersin ya o muhabbet. Olabilir de ya. şimdi şu nokta var tamam mı? Ulan Amy'le or senin kayınvaliden ve kayınbaban lan. Senin karının ailesi bari onun hatırına git kurtar. Oğlum karısını da Bayramdan bayrama deneyebilir değil Ayıp yani Ama doktor bu konuda birazcık şey ya. Mesela 14. doktor da daha şey duygusal falan filan diyorduk ama bir yerde dona şey yapıyor işte. E ee diyor bizi bırakıp gidince bir daha dönmüyor musun yani hiç? Hani bir daha mesela kadını hiç görmemişsin falan diyor işte. O da şey yapıyor böyle doktor. Hmm, bu Binan'ın dışı falan <gülüyor> <gülüyor> Alakasız bir şey devam ediyor bu. Genelde yani bu konuyu sevmiyor pek. Evet. Konuşmaktan yani gerçekten o oyuncunun kaçıyor. Oyuncunun sözleşmesi bitti diyemediği için. <gülüyor> <gülüyor> yani mecbur. Abi kontratta o yazmıyor üzgünüm. Beni bağlamaz artık. Önceki doktoru bağlayayım. İkinci bölüme geçelim mi? İkinci bölüm hakkında ne düşünüyorsun? düşünüyorsunuz? Olur. Onu? Ben şunu söyleyeceğim şey bir dakika dur. Birinci bölümün katastrofik final ha, sekansı. Aa, onu konuşmadık. Evet, Donayla Rose'un <laughs> Let it go, let it go. <laughs> diye bırakışı yani olabiliyor muymuş böyle abi? Abi ben şeyde yemiştim bu arada. Çocuğu oldu ve geçti. Evet, evet, evet yemiştim ben yemiştim yani yedim. çoktan. Ben aa okey falan Hayır. oldum. Ben şunu anlamıyorum. Şimdi Let it go yapabiliyorduysa kadın olduğu için. Bir de kadın olduğu için noktası da var bu arada. Dona önceden kadın değil miydi? Evet, evet Dona'nın neden zihnini sildik biz? <laughs> Dona da Lady God deseydi abi. <laughs> Şöyle 10. doktor bunu bilmiyor. Zaten 14 olarak da bilmiyordu ya. Hani hatırlatacağım ama birkaç dakika sonra öleceksin dedi. Sonra baktı, "Aa ölmedi." <gülüyor> <gülüyor> sonra çaktı, "Aa, rozu aktardın sen." Hayır Sana ama oldu. hayır. Sonra Roz'da Dona birlikte diyorlar ya hani işte biz kadın olduğum için bu gücü verebiliyoruz ona doktor da öncesinde yine Donal'ın aklına şimdi şey Dur lan ben bunu salabiliyorum. Bastırabi Yapmadım bastırılmıştı mi? ya onu benle işte. Hayır bastırılmadan önce diyorum doktor ha. Dona olduğunda. Çözdüm. Çözdüm. Şey çözdüm. <laughs> Russell T. Davis'in mükemmel öngörüsünü ve yazarlık yeteneğini çözdüm şu an. <laughs> Bu üçlemede e, şey var. Yeni bir mekanik ekleniyor rejenerasyona. Mesela şeyde de diyor ya beni çeksene bir Diyor ya bölüm. Burada da şey Rose'la annesi el tutuşuyor ya Donna'yla birlikte. Çekiyorlar enerji gidiyor. Rejenerasyon enerjisi bir şey bir yerde çekince gidiyor. Parmağımı çek. Yapın Aynen sokmuşlar. yani o sarı ışık gazmış. Bu oldu. Abi zaten David Tennant'ın ilk geldiği yılbaşı özel bölümünü hatırlayın. Ağzından ağzından salıyordu sürekli bir şeyler oluyordu yani. Abi Doğru. Bütün bunlar sırf gazı var diye yaşanıyorsa çok büyük bir şey değil mi çok iyi anlıyorum ya gaz gerçekten çok büyük bir problem doktor evet. Gazı var diye orada sayısız evren patlıyor arkasından. <laughs> Dona senin gazın var beni hatırlama yani <laughs> kötü olur. <laughs> bir süre görüşmeyelim. <laughs> Dona sen çok kötü çıkartıyorsun ya beni görme. <laughs> ya ben sessiz ama etkiliyimdir falan. <laughs> pırt muhabbeti gerçekten bunu hiç düşünmemiştim. kızım sen mi konuşacaksın? Evet Tesa, senin düşüncelerin neler? Kulaklarıyla böyle bir şeyler yaptı. Evet. <laughs> Çok haklısın. Hı, -hı. Evet, evet. Bence de Bence de. Haklısın. Te Tesa doğruları konuştu. Ben bir şey diyemem üstüne. Yani mic drop yaptı artık. O zaman izlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> Kapatıyoruz değil <laughs> mi? Ee, o zaman ikinci bölüme geçelim mi? Wild Blue Olur. <laughs> yandır. Yandır, kaldır, döndür, çaldır. Evet. <laughs> ya, Nasıl buldunuz bölümü? <laughs> evet biraz da yani siz konuşun lütfen. 15 bu bölüm mı? tam böyle kılçıksız Doctor Who bölümüydü. İlk bölümün özlediğimiz Doctor Who tadı diyebilir evet, evet. miyiz evet. abi? Aynı, sonra aynen, Aynen öyle. Hatta hani Kapalden'in de sonları bayağı öyle değildi. Hani bayağı bir süredir şeyi görmemiştik çünkü böyle hakikaten işte. Doktor Companion ile bir uzay gemisine gidiyor ve başlarına bir şeyler geliyor ve orada doktorun bile görmemiş olduğu bir şey var. Ama bir şekilde çözmeye çalışıyorlar noktasında bir şey. Gerçekten hani çok uzun süredir görmediğimiz ve tadını özlediğimiz şey Doctor Who bölümü yani. Bayağı yani Russell T. Davies geldi 3 bölümde bir sezonda olması gereken Essential Doctor Who bölümlerini koydu. E? Bu yani yapmanız gereken buydu gibi işte. Evet. Aileyle geçen böyle komikli bölüm. Hı hı. Bu işte birden kendilerini gemide buldukları olayı çözmeye çalıştıkları bölüm. Bir de büyük bir düşmana karşı savaştıkları bölüm var ondan sonrasında. Gerçekten şu an onu ayıktım ben. Helal olsun ya Erhat'ın evi Yani... İşte bu yüzden son 5 dakikada getirmişler adamı. Ha, respect yani. <laughs> şey kazandı değil mi böyle orada çıkıyor. Dün, dün. <laughs> Get back. Get <laughs> Ya Wild Blue Yonder ee, şarkıyı asla bilmiyorum bu arada. Galiba İngiliz kültürüyle alakalı bir şey o <laughs> müziği. Hiçbir fikrim yok. Ama şey ee, ben bu bölümü izlerken kimle izledim? Yasin senle mi izledim? Aynen. Ee, ben beni çağırmadınız. Sa sen yok muydun? Çünkü biri bana kızdı. Hangi bölümde ben kızdı? Başladım. Hayır hayır ben şeye kızdı. Bölüm için Hayır hayır şeye kızdı biriniz bana. <laughs> Abi şey çok yükselmiş bütçe çok yükselmiş falan diyorum. Berna hep bunu söylüyorsun yeter falan diye biriniz bana kızdı ya kim kızdı onu hatırlamıyorum. Bu bölümde bütçe o kadar göze batıyorduk. Bence yani <laughs> cebinden ödemiş Russell T. Davis bu, bu bölüm bütçesini. Yok lan bu üç... Üç bölümün o kadar kötü... Ya şey doktoru şeyler, da şeyler neler güzeldi. gördük biz Doktorlar böyle eller kollar büyüyor, evet. kafa büyüyor. Onlar güzel mi? Büyük... Onlar ama Canım. prop yani, şey gerçek ha, kukla. Evet, çok güzel gözüküyor. Abi yani şey, green screen önünde duruyorlar böyle. O kadar belli ki green screen olduğu. Şey, gemin içinde duruyorlar. Oraya ait olmayan iki tane nesne var insan böyle. Bey <laughs> <laughs> birazcık kötü görünüyordu gerçekten böyle. O gemi upuzun ya. Hı <laughs> hı. Orası birazcık garip duruyordu ama onun dışında şeyleri falan sevdim. Hatta bu bölümün kamera arkasını izlemiştim ben. Orada şey falan diyor böyle. Yani uzay gemisinin dışında cesedi görüyorsun ya. Hı, hı. hı. Onu normalde CGI yapabilirsin. Çünkü hı hı. Hani etkileşimi yok bir şey yok falan. Prop yapıp iple asmışlar böyle harbiden bir şeyi. Oha. Oh. Gerçekten böyle birisi oturup böyle o iskeleti oymuş böyle heykeltıraş gelmiş yapmış. Kıyafet giydirmişler onu uçurmuşlar böyle. Hiç gerek yok. Zaten şey oluyor sonra böyle kamera arkasında. Onu yaparken böyle kamerayı çeviriyorlar. Bunu CGI'de yapabilirdik diyor adam. <laughs> Abi uğraşmışlar. Emek ben. Çok Ama saygı duydum. Prop olan şeyler harika gözüküyor. Evet. CGI noktasında bu bölüm bir böyle bir şey var orada gibi şey sadece o uzun koridor sahnesinden bahsediyorsan bence okey ya. O çok ışıklı bir yer ya bir de hani aynı ışığı Kaç yer daha gözüme ya. batmıştı benim ama neresi hatırlamıyorum. Şey David Tennant'ın götünden kafasını çıkarttığı noktada. <laughs> bence o çok on numaraydı bence <laughs> şey dona bir yere tutunuyor. O duvar böyle kayıyor. Biz onu böyle iki üç açıdan görüyoruz ve şey donanın olduğu yer aşırı net. Geri kalan her yer böyle şey mesela dona 1080p. <laughs> geri kalan her yer 720p gibi böyle. <laughs> Böyle öyle bir sıkıntı var orada. Biz neyi konuşmadık? Neyi konuşmadık Star Beast'te? Bölümün başı. Aa evet şey açılıyor. <gülüyor> <gülüyor> bir tane adam çıkıp bütün önceki lore'u anlatıyor. <gülüyor> ha, <gülüyor> Arkada o, evren var böyle. Evet biz onu kafadan silmişiz. Abi onu çok güzel edit yapmışlar. Böyle doktoru koymuşlar yanında karakter seçimi koymuş. evet. koymuşlar. <laughs> 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 Karakterini seç oyuna başla falan diye. Niye öyle bir şey yapmışlar bu arada Starbucks'ta geri dönersek gerçekten? Hani hepimiz izlemediniz ve biliyoruz. O yüzden alın size biraz izleyin. da anlatmıyor teknik olarak. Yani şey ben düşündüm ki hani Jodie Whittaker özeti geçecek falan çünkü internette herkes şey yazmış. Ben biraz geç dedim. <laughs> Abi çok güzel özet geçmiş. Böyle özet geçilir falan. Yok lan hiçbir şey anlatmamış ki sadece şey Donnayla yaşadığı macerayı anlatıyor. Donaya geçiyor arada. Sonra diyor ki işte şu an evren tehlikede. Allah Allah bak sen şu işe ya. Biz ben kaç sezondur görmüyoruz. <laughs> İnk almadım ben. O şeyden dolayı bence. Artık Disney Plus'ta ya. Hı -hı. Daha evet. önce hiç izlememiş bir sürü kişi izleyecek ve dona kim yani? Hani tamam da boşlukta, boşlukta ayakta elleri belinde duran bir doktor Evet, onu yani bence işte sonradan lan böyle yapınlar. Evet. Çünkü Son şey gibi gelmiş. yapsalar, şey gibi yapsalar <laughs> mükemmel olurdu. Peter Capaldi'nin böyle direkt bize bir şey anlattığı bölüm evet. açılışları vardı. Evet, <laughs> evet. Öyle bir şey yapabilirlerdi mesela. Tardis'te yürüsün boşluk Heh, falan. Yani olsun. Niye uzayda boşlukta duruyor adam? Sanki. Abi, şey yani bir de gö şey, göğsünde kesilebilirdi kamera böyle normal konuşabilirdi. Boydan almışlar dikiliyor böyle. Çok da komik dikiliyor yani. Böyle dikiliyor. El, kollar böyle yanlarda. Böyle karizmatik bir şey duruşta böyle dikiliyor. Anne ben değil. kustum. <gülüyor> <gülüyor> Gelmiş böyle kustum ben diye gelen çocuk. <laughs> anne, soda var mı? Sustum. <laughs> Rejenerasyon geçirmem lazım. Kurtlandım. Yarına performans ödüyor var evde mukavva var mı diye geliyor böyle. <laughs> evet tam öyle. Ya evet bak Risk şimdi 10'da. o gerçekten kötü. Ona herhalde şey olmuş böyle son 100 dolar falan kalmış bunu yapabilmişler gibi algıladım ben. Fiverr'dan bulmuşlar değil mi? <laughs> şey, bizim bir yeğen var, cover çok iyi kullanıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya bana versene ben... Ben daha kötü yaparım tamam vazgeçtim. <laughs> Ey değil mi böyle? David Tennant'a kıyafetleri kargoluyorlar, George'a böyle telefonla çekiyorlar. <laughs> <laughs> Sonra alıp bölüme koyuyorlar. kesin yaşanmıştır. Bu olmuştur yani. Ya bizim unuttuğumuz bir sahne vardı. Yakın çekimler, suratla böyle. Bir mimik eksik olmuş onu siz telefonla. <laughs> ya eklersin sen George'a senin iPhone'un var yaparsın falan diye. Aa reklam. Kardeşim onu da iPhone mu diyeyim ne diyeyim yani Allah Allah iPhone evet. adı. Allah Allah. Senin sanki. your phone'un var. Your Neyse phone. ikinci bölüm evet. Evet. Bütçeler. My Blue Yandır. Ya şey e, muhabbeti çok komik Biz ona ya aslında bayağı güldük Kocaman bir tane şey koymuşlar koşu bandı David Tennant daha çok koşabilsin diye Stüdyoyu turlamasın diye Çünkü ilk bölümde hatırlarsanız O tardisin içini gerçekten kurmuşlar Bu arada CGI değil e, Ve oradaki koşma fikri David Tennant'ın fikriymiş İnsanlar dalga geçiyor bu doktor değil Bu David Tennant'ın kendisi Bu yüzden bu kadar heyecanlı koşuyor falan diye Gerçekten o o kadar yeri koşmuş adam 52-53 yaşında Orada da demişler ki bütün stüdyoyu koşma. Çekemeyiz seni kamera oynarsa. Sen altına bir tane yürüyüş bandı koyalım demişler. Hayvan gibi bir tane yürüyüş bandında koşuyor gerçekten. O yer yürüyüş bandı. Buna para harcamışlar bu senin, kadar. Senin enerjin çok yeğenim. Bize yetişmiyor <laughs> falan. <da. gülüyor> <laughs> Sezon içinde nasıl olacak bu bütçe şey ya? Bence bir şey değil mi? Disney'e geçtiği çok daha yüksek bütçesi var şu an. Hani şey değil. Mesela şeyi hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Ta Eccleston bölümün bölümlerinde inanılmaz kötü CGI'lar var. Hani hatırlıyorsunuzdur. Hı hı. Ama evet. izletiyordu ya hani kendi ona bir şey demiyorum da. Disney'e geçti diye Disney bok gibi para kazandığı ve bok gibi para harcadığı için de doktoruya verecek paraları boldur yani. Şeyi gördünüz mü bilmiyorum. Yeni e, bölümlerindeki tanıtımda işte Goblin yapmışlar. Onlar prop mu yoksa CGI mi bilmiyorum ama gayet güzel duruyor yani hani. İnşallah Bence, mi, mi, gibi mi? onlarda. Yarı, prop, Yarı evet. Şayayım. Evet olabilir. Çünkü Disney bunu Yoda, Baby Yoda'da da kullandı ya Grogu'da. Belki öyle olabilir. Yani başarıyorlar ve parası olunca şey demiş Russell T. Davis. Çıkarmış masaya vurmamış. <laughs> de, diyor ki bakın ben bütçe olunca böyle şeyler yapabiliyorum falan diyor Bakın adam. Miss Marvel'ı böyle yapmanız gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> o i̇çerlenmiş değil mi? Böyle... Çocuğu çok Disney'de falan. ya zaten. Böyle. Aynen. Aynen öyle. Yani o ışık Pakistan belgeseli yapacağız. Bakın böyle güzel duruyor. Abi kolları uzayabiliyormuş tamam mı? Disney'de böyle bir fikir, böyle bir zeka, böyle bir para varmış. Niye mi Marvel'ı uzatmadınız? Be geri zekalılar diyor insan işte o zaman. O uzayan eller gerçekten çok eğlenceli ve onun kamera arkası da çok eğlenceli. Böyle şey ofis gibi çekmişler. Ha, öyle duruyor değil mi? He, <laughs> duruyor böyle konuşuyor. Bacak bacak üstüne atmışlar. <laughs> çok eğlenceli. Onlar keşke daha fazla olsaymış. Onları da izleriz yani. Şey Bahşeyi olarak okumuştum. da güzeldi bu arada. Ha, söylesem. Bu e, eskiden bir sezon için BBC'nin çıkarabildiği bütçe artık Disney'in bir bölüm verdiği bütçe falan işte. Bak. Şöyle yukarı. O yüzden o kadar şey. BBC'de para yoktu ki abi. Yani şey oluyordu. Böyle özel bölümlerde sadece bütçe getiriyorlar. Vardı da vermiyordu yani anlıyor musun? Özel bölümlerde veriyordu. Biz de aa bütçeleri var falan diye seviniyorduk yani. Hani BBC'de para yok diyebilmek için yanlış ülkede yaşıyoruz. Ya vardı tabii ki de vardır arkadaşlar. Yani devlet kanallarında niye olmasın? Abi TRT'de yeterli bütçe. <laughs> ya yani ya, ben hiç yanmıyor. Çarete bizim, bizim televizyonumuzu hiçbir şey edemedim. Leyla ile Mecnun'un. Hiçbir şey edemedim ben. Sonra green screen şey görünüyor. <laughs> kötü kötü oluyor falan muhabbetleri. Ya şey diyecektim. E, bu arada bence şey fikri yine çok güzel bir fikir. Hani işte evrenin sonundaki sonsuzluktan evet. gelen iki tane varlık. Ve bizim evrenimize hani işte daha farklı düşüncelerle şeylerle gelmişler. Hı hı. Ve gerçekten hani işte bu bizim içinde yaşadığımız evrende hani işte herkesin kavga, dövüş, birbirini şey yapmasını görüp onların yayılmasından dolayı evrene gelip de şey yapmaları. Hı hı. Hani işte bak biz bunu gördük demek ki böyle şey yapacağız diye yapmaları. Hı hı. Ya da işte bölümün sonundaki bu işte superstition kullanma muhabbeti. Hani işte tuz sayma, bilmem ne falan. Chat doktor cebinden tuz çıkarıyor ama o sırada 10. doktorun tuzu yok şeyde neydi Agatha Christie bölümü neydi bir tane yazarlı Aha. bölümde var ya tuz arıyor. Böyle böyle yapıyor tuz yok ama tuz arıyorlar. O sırada chat doktor dın 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 diye i̇şte bir tane etik yapıyorlar. Yaşamış bir şey cebinde. Yaşamış aynı cebinden çıkartabiliyor. O çok Agatha sonra Agatha Christie bölümünü çok özledim ya. Bir anda... Arılı büyük arılı. O, o dönem ulan <laughs> kötü oldum. Ya geçmişe bakınca evet hep özlüyoruz da ee, şey de düşünüyorum ben mesela şimdi Shouty Gatva'da hiç diğer doktorları arayacağımızı düşünmüyorum o yüzden böyle şey değilim bence şu ana kadar izlediğimiz doktorlar arasında en farklı vallah wow, bunu diyemem galiba <laughs> en... Dona dedi sen niye diyemiyorsun <laughs> Aa, <bir> arada <laughs> ya, farklı anlamında demek istediğini anlıyorum şimdi şey Shouty Gatva biraz daha böyle e, seksüel oyuncu olarak oynadı ya Sex Education'da hani Biraz daha queer bir karakterle ön planda evet sanırım açık açık mı queer o bilmiyorum ama hani diğer hmm, doktorlar biraz daha dur zaten de şeye benziyor. Tek toy kumandasına <gülüyor> benziyor. <gülüyor> ya şey shooting up'a biraz daha böyle queer olacağı belli bir doktor gibi anlıyor musun yani şey. Aa ne haber tatlım falan diyor ya hani hani demekten çekinmiyor şey yapmıyor ama diğer doktorlar biraz daha böyle erkekliği var ya hani var abi Niye Ya o doktor şey yapıyor ya böyle. Durup durup aniden benim benim yönelimim mi değişti ya? <gülüyor> <gülüyor> şey Isaac Newton'a diyor değil mi? Mavity olayı. Abi gravity, hmm. Mavity hala düzeltmediler. Yok, ben... hatta <laughs> şeyde bölümün kendi içinde düzeltiyor şey noktasında. Önce gravity diyor, sonra donavat yapınca Mavity diye ya düzeltiyor. Tam, ya tamam, hayır hayır. Şeyi yani gravity ismine dönüştürmediler. Şu an hmm. hala Doctor Who evreninde Mavity olarak geçiyor. Hmm. Çok güzel bence. <laughs> ya hayır onu Şeyi merak ediyorum. Yani bir tane bölümde şu Tigatva artık canına tek edip gidip hani abi bunun adı Gravity bak gözünü seveyim beni yüzyıllardır uğraştırıyorsun falan demesi çok komiğime giderdi. Gerçekten çok isterdim onu. Olabilir Meviteyim. hala. Şu Tigatva gitmedi ki. <laughs> Daha yeni başlıyor. Hayır işte yani bir tane bölümde şey yapsın gitsin sonunda hani bütün hmm. macerayı yaşadı. Ulan ne mevitiymiş anasını satayım gidip düzelteceğim deyip kafaya koyup düzeltsin yani. Ama gerçekten hmm. Isaac Newton'dan da hoşlanabiliyormuş doktor. Bunu da öğrendik. Şeye ne diyorsunuz? Isaac Newton'ın işte e, Hintli bir tarafından oynanması muhabbeti. Hint çünkü değil. Internette Kızıl derili. Hintli değil mi? Kızıl derili. Indian mi? değil mi? Indian normalde şeydir. Kızıl derili olarak Indian. Okey. Onlara da şey evet. deniyor yani. Indian gibi. Hı <laughs> Ben bildiğim öyle çünkü yani işte... şey Hint, Hint birine hiç benzemiyor adam. Ya yani bence de benzemiyor bu arada. Ben sadece işte gerizekalı bizim siteler Türkçe çeviriyor ya Google Translate'dan. Onlardan birisi bir isyan etmişti orada gördüm. Böyle bayağı Twitter'da birisi yazmış. Artık izlemiyorum bu diziyi. Allah <laughs> kahretsin falan. Adamın fotoğrafı var sadece bir de başka yani hiçbir şey açıklamamış. <laughs> 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 ne biliyorsun abi adam belki adamın ailesini öldürmüş falan böyle evet. bir de şey çıkıyor değil mi? böyle? İşte adamın ailesi aslında işte cinayetten aranıyormuş da bilmem neymiş <laughs> sonra Isaac Newton yapmışlar. Ya bu arada bir daha şey uzun şey. bir sekans olacağını düşünüyorum Gerçekten çok kısa bir sekans olması tatlı da olmuş. Yani şey Isaac Newton'la 10 sene mi uğraşacaklar falan. Hani gelişleri de çok iyi böyle aynı anda konuşuyorlar hmm. falan. İşte tardisimiz bozuldu kusura bakma falan diye içeriden hava yerliyorlar falan evet, o evet. da çok tatlı. Böyle mekanik klavyeyle gelmiş bir şeylerdi. <laughs> <laughs> şey Mr. Robot gibi çıkmış konuşuyor. Harbi bu 2 dakikalık sekans için ne şey yaptılar ama Twitter'da görünce <laughs> sürekli bir şey oluyor O demek ki yani bu bölümde Isaac Newton var. Öyle bir bölüm falan. Açtım bölümün başında evet Isaac Newton gidiyor 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 gidiyor. Gidiyor bir bitiyor, bitiyor ondan sonra. Bambaşka bir yere gidiliyor hmm. yani hikayede. 1 dakika ya. falan var. Intro daha uzun. <laughs> evet. Aa biz <laughs> intro'yu konuşmadık. <laughs> Intro harika arkadaşlar. Special'lardaki intro'yu ben çok sevdim. Lütfen bu yeni intro olsun hatta daha da uzasın. Yani Yani bilmiyorum ben introları hep geçerim dizilerken. Ben... Bir baktım nasıl bir <laughs> intromuş. Güzel bir intro'muş dedim ve geçmeye devam ettim derken. <laughs> de şey. Yok benim geçmediğim bazı diziler vardır öyle. Doktor'u onlardan biri geçmiyorum. Ben güncele geldim sevdiğim dizilerde geçmiyorum. Güncele gelince şey istiyorum böyle. Intro ile beraber iki dakika daha fazla izliyorum, İzleyeyim falan yani. gibi hissediyorum. Şey Yok, de var. Ben bir tek Scraps'ta geçmiyorum çünkü geçtiğim süre introdan daha olsun. <laughs> çünkü Scraps'ın <laughs> başında sadece şeydi işte, I can't do this all on my own, I'm not Superman diyor ve bitiyor. Orada evet, introm. kısacık. Ya şey var, bazı diziler ama introlarına önem veriyor. Mesela şey ekliyor, yani şey hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Hani Clara'nın I'm the doctor diye böyle kendini tanıttığı bir bölüm var ve artık orada X Jenna Coleman'ın ismi çıkıyor. Jenna Coleman'ın gözleri gözüküyor falan hani komple şeyi değiştiriyorlar ya hmm. introyu. O muhabbetler yüzünden seviyorum ben. O detayları yakalama hoşuma gidiyor. Onu dikkate diyet çizimini çok iyi yapıyor mesela. O bölümün geçtiği yerleri gösteriyor introda sadece Game of Thrones'da Bak onu hiç dikkat etmemiştim biliyorsun. Hep aynı şeyi ben gösteriyor gibi düşünmüştüm gideyim. ben. Be. Yok yok değişiyor. Bak onu bilmiyordum. Yeni sezonda şey dün, olsa. Ne olsa? Böyle yeni sezondan kesitler gösterdiler ya fotoğraflar. Aha. Hep başka bir döneme gidiyorlar ve o evet. döneme göre giyiniyor doktorla komple evet. kompleyanı. Intro'yu da böyle old temalarda yapsa. 80'lere gidiyorlar. Intro 80'ler teması. Çok tatlı olur bu arada. Çok o şeker olur bakarım. ama çok uğraştırır Murray Gold'u biliyor musun? Çünkü şey bestelendi. Uğraşsın. Parasını değil mi? Parasını almıyor mu kardeşim çalışsın? Ya tabii ki de. Tabii ki de. işi o ama Bilmiyorum ki hani bestelemiş böyle ha hafif de hareketli bir tema bu arada şey. Hani uydurmuşlar. Yavaş mıydı hareketli miydi onu hatırlamıyorum ama güzeldi yani şey. Chuti Gatva'ya özel bir şey olduğu da belli oluyordu. Hani Jodie Whittaker'ın arasındaki ben introyu hatırlamıyorum bile. Var mı? Ben oradaki bilmiyorum. logoyu seviyordum ama. O, o logo güzel. logosu böyle. Evet. Logo güzel. Kara delik gibi Gül. üstünden böyle bir çizgi geçen o harf falan çok güzeldi. Evet. O, Hiç o, Doctor okum. Who değildi ama çok modern bir şeydi. Şu anki logo da aslında güzel. Yani şey eski logoya dönmüş böyle neydi? Evet. Karo şeklinde içinde Doktoru yazıyor falan. Ya işte tam eskiye döndük biz. valla bak bu sefer gerçekten eski gibi Aslında yapacağız. eskiye dönmediler. Bayağı eskiye döndük hatta. <laughs> aslında eskiye dönmediler. Hatta şu ana kadar ki e, 2005 ile 2023 arasındaki her şey yeni Nuhu olarak geçiyor. Bundan Hı -hı. sonra sezon 1 olarak geçiriyorlar Disney Plus'ta. Evet. Geçtiği şu an evrene falan dönüştürecek galiba. Ee, evet o, onu hede hedefliyorlar. çok kötü oldu. <laughs> şey zaten demişler multiverse hikayeleri bilmem neler şu an çok revaçta ya hani Marvel birbirine bağladı bilmem ne muhabbeti var ya. Spin-off'lar muhabbeti var ya. Abi biz evreni genişletiyoruz Doctor Who evreni. Lan zaten sizin evreniniz genişti <laughs> <laughs> şu an yaz. Kim gelecek? <laughs> Doctor Who'ya kim gelecek? Abi Torchwood Doktoru yaptınız, Iron Klas Mani yaptınız. Mi kurtaracak? Hayır hayır. Şey anlamında. Rick and mesela... Morty'den Rick gelmediği sürece yeterli. <laughs> Ya şey işte <laughs> atıyorum Dikkenmedi. ki şu an 14'le Dona kaldı ya 14'le Dona ya da Rosa böyle bir spin-off ya da ne bileyim işte şey Mel ve Unit beraber spin-off falan gibi ama zaten bunu yapıyorlardı. Şeyi düşünsenize 14'le Dona'nın spin-offu her hafta sadece gidiyorlar çay içiyorlar ve televizyon izliyorlar. <laughs> Abi bunu birileri düşünmüş Rose ve 14 diye. Rose Z kuşağı ya. Dona ve 14 içinde. Tamam diyorum. tamam yani, işte annesi de yanında olarak düşün. Üçü bir arada. Rose David Tennant'ın 14'üne şey TikTok dansları öğretiyor ve Dona bunları basıyor. Bunlar ne yapıyor falan diye. Böyle bir hikaye düşünmüşler. Bence olur. Ve çok da iyi yapar David şey Tennant. Ufak bir mini dizi böyle 4 bölümlük falan. Şey de bölüm, şeylere Son bölümün sonunda da son bölümde mi konuşalım? Söyleyeyim ya şu an başladığım cümleyi. Hani geldiği gibi artık sizinle yaşayacağım deyip bilgi kaçamak falan da yapmışlar ya çaktırmadan. Yani hı hı. belki öyle küçük küçük hikayeler anlatan dört bölümlük bir mini seri belki yapabilir. Bence zaten onun yolunu yapmak için öyle bir son yaptılar. Ama ben düzenli böyle yan spin-off böyle David Tim'i izlemeye devam edeceğiz istemiyorum ya. O en sevdiğim oyuncu falan muhtemelen. Katılıyorum evet. Ama yani... Bence bıraktıkları ya. yer, bıraktıkları i̇yi. yer o kadar iyi ki hı. artık evet evet. Hani, şey Makşumun Şeyleri isterim. Yine böyle işte ne bileyim 75. yıl özel bölüm. Bilmem kaçıncı yıl özel bölüm falan. Gelsin. Gelsin. Evet. Çok okeyim onlara. Ama artık hani çok iyi saldı ya hani ana doktorluğu. İki ee, kere çok iyi bıraktı. Şöyle söyleyeyim. E, ben her doktor için Whitaker hariç giderken ağladım. Tamam mı? Aralıksız. Yani Hı. en sevdiğim doktor 10. 11'de ağlamayacağım diye kendimi zor tutup ağladım. 12'de ağlamayacağım diye kendimi zor tutup ağladım. Ve şey oldum hani hasiktir bak beraber izliyorduk bu bölümü de hatırlıyorum. Yani şeyde Toymaker'lı bölümde hı hı. hasiktir geliyor falan ağlayacağım diye böyle şey oldum. Ve Alonzi dedi ya orada ben böyle şey altlı üstü gitmeye hazırdım. Sonra bir anda durdu ya ve Shooting da geldi. Hı hı. Orada şeyi çok sevdim. İkisi de aslında eşit derecede şovun yıldızı olmuşlar bir anda. Evet. Yani ne David Tennant hmm. onun önüne geçmiş, ne Shooting atway onun önüne geçmiş. Kaldı ki Shooting atway bence bir tık daha böyle şey olgun ve geri planda gibi yansıtmışlar. David Tennant'a göre "Aa gel çocuk seni seviyorum, kendine iyi bak." falan yaptılar ya. Yani böyle daha bir olgun, işte ben senin işte Chad halinin falan diye geldi ya. O böyle etkili geldi ve kendini de gösterdi. Ben şu an Shooting atway'ın gelişini David Tennant'ın gidişini çok şey yapıyorum ama ilk defa alamadım. Bir gidişte. Bu arada Russell T. Davis yine aynı bölümü yazmış diyenler var. Nasıl yani? Şu şekilde. Ee, David Tennant'ın gelmiş olduğu Christmas Special bölümünde de evet. bölümün ilk %75'i doktorsuz geçip sonra yeni bir doktor gelip Hemen. bir uzay gemisinin üstünde farklı bir uzaylı hırkıyla <laughs> medieval bir düello yaparaktan kazanıyor. Evet. Uzay şey... gemisinin üstünde diller ki çatıdalar. Yani, çok ama çok yine hani bir uzay kalem atarak düşürdüğü bölümü zaman. diyorsun değil mi? Uykudan uyanıp böyle evet, geliyor. Evet. Sen ne yapıyorsun lan falan deyip kalem atıyor ve düşüyor yere. O değil mi? Şey Ortakalı işte kılıç bir şey yapıyorlar ya. <laughs> evet, evet. Evet. Aa yani burada işte, da top düşüyor bir adam. Evet işte. <laughs> Aynı bölümü yazmış muhabbeti var. Hiç kızgın değilim bence yine çok iyi. <laughs> Bu arada ama yani Russell T. Davis'in tekrar... Biz üçüncü bölüme geçtik değil mi? Yok konuşuruz. İkinci bölümü de konuşuruz da <laughs> yani tekrardan... İkiden bir şey diyecek olursanız konuşuruz. Evet konuşuruz. Şimdi döneceğim oraya. Russell T. Davis'in ve David Tennant'ın gelme sebebi zaten teknik olarak buydu ya hani insanlar eskiyi özledi, eskiyi istiyor falan muhabbet. Hani yani iptalin eşiğinden dönmüş dizi sonuç olarak. O yüzden eski olması, eski bölümlerin aynısını uyarlaması hiç sorun değil bence. Yani mesela... Biri çok iyi uyarlamış bence bu arada. Yani hiç göze batmıyor. Yani ne Starbeast ne Wild Blue uyandır ne de işte Giggle. Gerçekten şeydi hani kendi içinde bir Doctor Who bölümü ya. Mesela şey yaparsa mesela biz Blink'i açtık izledik geçen tamam mı? <laughs> biz gibi tek başına da izleniyor. Zaten öyle bir bölüm o ama. Hani şey oluyorsun herhangi bir bölüm açsan gerçekten izleyebileceğin bölümler oluyor bir yandan Doctor Who, Bir yandan da bir bütüne bağlı. Şu an Marvel'ın asla yapamadığı evet. şeyi Doctor Who yıllardır yapıyor. Mesela Jodie erasında onu yapamazsın. Neden? Çünkü işte Rosa Parks bölümünü izlemediysen yazın işte sol kolundaki Ben'in şeyin orijinini bilmiyorsun mesela falan tamam mı 5. bölüme geldiğinde. Ama bu bölümler mesela öyle. Tek başına da izlenebiliyor. Yani ilk iki bölümü izlemeden son bölüme de gelsen, ha Donayla berabermiş. Tamam, okey. Devam diyebilirsin. Çok kısa bir hani bağlantı Hı -hı. sana vermesi gerekiyor o kadar. Zaten Star Beast'in böyle önünde Anne Ben kustum evet, şeyi evet, yaparken de onları hiç. anlatıyor. Beş saniye falan bir şey anlatıyor. Hı, -hı. Ee, Şey, ikinci bölüm hakkında başka konuşmak istediğiniz bir şey var mı şu nothingler için? Yani nothing yani de çok değilmiş. Nothingmiş isimleri. Çok güzel bir fikir ve şey muhabbeti de hoşuma gitti yeniden bu arada. Doktor onu çok uzun süredir yapmıyordu yine. Russell T. Davis'la yeniden başladı ona hani Evet abi. E, işte, evrenin sonsuzluğu üzerine konuştuktan sonra işte bilmem ne matematiğini çözdüğünüzde daha iyi anlayacaksınız. Şu andaki matematiğiniz buna yetmiyor. Bazı şeyler yokluktan hani, <laughs> şeyin doktorun bizden çok daha üstün bir uzaylı ırkından geldiğini orada gösteriyor ya çünkü. Evet. Bilgi ve bilmem ne anlamında. Evet. Çünkü bundan önce işte Kapaldi de bunu yapıyordu bu arada. Matt Smith de ara sıra yapıyordu. Tennant'ın döneminde zaten yapıyordu. Whittaker'da hiç yoktu. Kapaldi'nin sonlarına doğru yine yoktu ama yani Son dönemlerde şeye dönüşüyordu olay biraz daha böyle. Doktor da insan gibi. Yandan, <laughs> <doğru> da. <laughs> Son dönemlerde. Hayır hayır mikrofonun bir anda değişti böyle şey olduk. Evren mi değiştirdik lan falan <gülüyor> <gülüyor> Son dönemlerde şey oluyordu biraz daha böyle. Hani işte ee, doktor da bizim gibi bir insan sözde. O da geziyor bir şeyler öğreniyor. Sadece daha çok bilgi sahibi, daha çok gelmiş, görmüş, geçirmiş. Hani akademik zeka değil de daha çok görmüş, geçirmiş gibiydi biraz daha doktor. Burada şey oldu böyle. Hayır abi daha sizin anlamadığınız matematik kavramları üzerinden şimdi burada bir şeyler açıklamam lazım. Ona girmeyelim. Böyle olabiliyor muhabbeti. Benim hoşuma gitti açıkçası. Onu biraz özlemişim. Bu üçlemede şey de var bu arada. Bir şeyleri açıklamaya çalışmıyor ve bu benim çok hoşuma gitti böyle. Evet. yani Her şey ya işte öyle olduğu için de böyle oluyor. Ee, öyle olduğu için hani var diyor falan yapmıyor böyle. Hiç. Bak şey Berna muhfat. Bak. Üçü, yani üçüncü Üçüncü bölümde direkt şey var ya. Kadın diyor ki nasıl oluyor bu diyor. O da diyor ki düşünerek atomları oynatabiliyor desem inanacağım mı diyor. Kadın da öyle mi oluyor diyor. Ne önemi var diyor. <laughs> bir şey Doğru. oluyor yani işte. Doğru. Çok üstünde bir şey oluyor Doğru. yani şu an. Hani Senin algının anlayamayacağı evet. bir şey oluyor evet, hani yani. Biz öyle bir teknoloji seviyesindeyiz ki yukarı bakıcı sonsuzluk yani hani çok mu? Yani 2x sonsuz olunca bir şey değişmiyor. Sonsuz Sanırım yani. ikinci bölümde bunu diyor Dona'ya şey dediğinde 21. yüzyıl insanları bunu anlamaz falan diyor. O sırada şey Büşra hmm. dedi ya ee, ama companionlarını 21. yüzyıldan seçiyorsun doktor falan diye dalga geçti <laughs> ya. Çok haklı bu arada. Çok haklı. Niye salaksa seçiyorum. orada seçiyorsun? <laughs> Ezmek için seçiyorum <laughs> Aşağılık psikolojisi varmış değil mi? Aynen aynen aşağılık psikolojisi için. <laughs> Doğru. Ya ikinci bölümdeki nothing'leri ben açıkçası bir daha görmek isterim. Siz ister misiniz bilmiyorum. Çünkü şey. Silence'lardan beri benim bilinmezlikle korktuğum ilk. Yani hani psikolojik korku verebilecek ilk yaratıklar olarak düşünüyorum. Çünkü gerçekten ne olduğu bilinmiyor. Seni taklit edebiliyor. Full bir algısı yok. Yani şey değil. Kedi gibi girdiği kapı şeklinde alabiliyor <laughs> muhabbeti var ya. Daha da uzayabiliyor. Uzay zaman anlamıyor falan. Çok stretch yani istediğin kadar çekebilirsin o konuyu pan intended. Eee o yüzden o biraz daha iyi bir korkuydu. Zaten hani... öyle ama şeyi hatırlatmaya çalışıyorum. Silence'da hatırlamadığın için korkuyu Hı -hı. veriyor ya sana. Bilinmezlik çünkü bilmediğin için. Burada da bilmediğin e bir, bir şeyle karşı karşıyasın. Şey muhabbeti gerici bir olay hani hem bizim için yani biraz daha böyle doğu bilmem ne falan bilen hem de batı için yani bu çünkü Silence dediğimiz de bir kiliseye sonuç olarak. Evet. Şeyden bahsediyorlar çünkü yani Silence Will Fall muhabbeti var. Orada ne demek istediğini doktor da bilmiyor kimse de bilmiyor. Bazı yaratıklar var görünce de hatırlamıyorsun ve haklarında bildiğimiz bayağı bir süre ki bence finali berbat etti Silence ırkını benim gözümde şahsen hani çok daha mofatt çünkü neyse ee, hani şey noktası böyle bildiğimiz ve sesini yaptığımızda bile böyle ürküten şey var işte muhabbeti yani hani o çok iyiydi başlangıcı. Yine şey de öyle mesela Blink'te de Moffat çok güzel bir başlangıç yapıyor bu arada. Evet. Ee, şey Weeping Angels için. Sonra Matt Smith'te bence artık böyle hani şeye dönüştü ya olaylar böyle askerlere bilmem ne yaptılar da şöyle asker çatışmaları evrenine girdik falan filan. Orada yine bence sıçmıştı. Bu arada... Başlangıcını çok güzel yapıyordu. Hı hı. Ee, devamını getirmekte de çok sıkıntı yaşıyordu Moffat genel olarak zaten. Russell T. Davis bunda da güzel bir başlangıç yapmış. Ama bence bu fikri hani Kılçıksız bir Doctor Who bölümü noktasında ve özel bölüm olmasaydı... ...burada bunu harcamak yerine biraz daha ara ara harcayıp... ...böyle daha korkutucu bir ırk yaratabilirdi bence bu fikirden. Kesinlikle. Umarım belki devamında yaratır. Ben çünkü... Bu tarz bir bilinmezlik korkusundan çok keyif alacağımızı düşünüyorum. İşte ileride. o yüzden dedim bak Moffat'ın e, becerebildiği şeylerden biri bence yaratıklardı. Yani Weeping Angels, Silence hep onun döneminde geldi yanılmıyorsam değil mi? Onlar yeniydi tek. Olarak. Onun yazarlığında geldi daha çok. Onun, onun yazarlığında, yazarlığında geldi. demeyelim. Yani şöyle bir şey var mesela hani berbat ediliyorsa bir noktada e, şey de olabilir. Şu an bilmiyoruz ama stüdyoda belki ya da BBC'de arkada şey yapmış olabilir. Hani. Yok Moffat başladı hiçbir işin devamını düzgün bitiremedi. Hı, onu bilemem yani, yani Sherlock, Sherlock, izleyenler, izleyenler daha iyi bilir, falan evet. da mesela yani Allah 3. sezon 4 müydü 3 müydü artık hatırlamıyorum. Berbat ettiler. <laughs> 4 o kadar götüm gibiydi ki yani neyse o başka bir videonun konusu. Ben burada üç buçuk saat gömerim çünkü 4. sezonu. Yok öyle değilmiş. De ablası gelmiş de kardeşinin köpeğinin şakası. Başka bir videonun konusu deyip <laughs> başladı gelmeye. Evet. Sinirliyim. Devam edin Ben Ya sinirliyim. şey de, dediğin konuda katılıyorum. Gerçekte sadece özel bölümde harcamasaydı daha fazla yedirebilseydi güzel olurdu. Ama bence şey yani. Sonuçta bibliovable time var mı yine bir yerde bir tane evet, kalıntısı evet. kalmıştır bir şeyin nothing'in tamam hani sonuçta ben bunlar taklit şey ede şey edebiliyor ya. ya gelir önümüzdeki sezon yani düşünüyorum umuyorum daha çok bu e, evrenin sonuna gitmeleriyle ilgili bir sonuç düşünüyorum ya bu arada Bunun onu zaten teknik olarak 3. bölümde çok gördük yani şey şu anda her şeyin controversial olması hani bu Bayracan muhabbeti hani tenant'la Gatvan'ın <laughs> e, aynı anda olması vesaire ya da Toymaker'ın evrene gelebilmesi muhabbeti tamamen oradaki kilit noktaymış arkadaşlar şeymiş o tuzu çıkartıyor ve döküyor işte e, batın inanç şeyini ortaya Onu çıkıyor evren sonunda. Bunu ben sana kendi sonunda. teorim olarak söyledim hani evet, şey evet. değil. Evet hayır bunu teorim izleyiciler olabilirim. de şey yapmış internette yani senin söylediğini ha, okay. onaylıyor gibi oluyorum biraz ama sen anlatırsan daha mantıklı anlatırsın şu anda bir anlat yani ben şu noktada düşünmüştüm bunu 3. bölümü birlikte izlerken işte Berna falan da şey demiş çünkü hani Yasin bize şeyi anlattı bu arada. Bundan önce bunu bilmemiz lazım. Yasin Toymaker'ın ilk başta bir nasıl göründüğünü bir anlattın istersen. Nasıl evrenin dışına atıldığını ki girişi noktasında konuşalım. E, Toymaker zaman lordlarının Galifrey'de anlattığı hikaye gibi bir şey. Yani böyle bir Mix. böyle kadim Mix. bir varlık olduğuna inanıyoruz. İşte falan gibi hani böyle var oldu kanıtlanmamış bir şey yani. Doktor da birden böyle hadi toplanın gidiyoruz falan deyip birinci doktor Yanına da 2-3 tane zaman ordu falan alıp gidiyor. Bir tek doktor sağ çıkıyor. Buluyor gerçekten yani. End Space diye evrenin dışında ayrı bir boyutta var olan bir canlı buluyorlar. Toymaker'ı. Hatta işte şey Toymaker böyle e, geleneksel Çin kıyafetleri giyiyor hmm. o şeyde. Ve Çinli falan gibi taklitler falan yapıyor arada. Onun sebebi de şey işte Toymaker'ın influence'ıyla Çin'deki eee Çin'de inanılan dinin şeytanı ortaya çıkmış falan gibi şeyler falan var. Detayları. Ee, hani tamamen mit gibi bir şey. Hı -hı. Ama Hı -hı. bir anlamda her şeyin üstünde çok güçlü bir varlık. Dark de böyle 6 tane ya da 7 tane böyle kadim varlık var. işte Stone'lar ama insan gibi düşün. Hı -hı. Öyle. Bir de Allah on, yani gibi Toymaker aslında. Yani Tanrı gibi. Başka bir şey. Hepsi öyle de ha. nasıl yendiğini ve def ettiğini de anlat istersen Hı, doktorun evet. şey yaptığını. E, Toymaker bu bölümde de gördüğümüz gibi oyunlar kurup insanları esir ediyor sırf keyfi için. E, doktor onu onu sesiyle taklit ederek kandırarak sana oyun yaptım kaybettin ha gibi bir Kardeşin kontrolünü <laughs> alıyor galiba orada. Öyle bir şey. Gibi bir şekilde aynen. Yani Toymaker'ı kendi kuralları çerçevesinde yendiği için şans eseri kurtuluyor gibi bir durumu var yani evet. öyle kurtuluyor. Bu bölümdeki o seni bir kere yendim bu ikinci hı hı. round falan muhabbette oradan geliyor. Oradan geliyor evet. ki işte yenildikten sonra evrenin dışında kalmasından yeniden evrene girebilmesinde ben şöyle düşünmüştüm izlerken. Şimdi tabi Berna belki üstüne şey katabilir. Daha fazla bilgi katabilir Diğerlerinde yazmış olduğu şeylerle hı hı. Şimdi evrenin sonunda tuz dökerek Aslında bir balta inanç ve de bir oyun Yarattı ya dona Tuzların teker teker sayılmasını. Doktor ortasında. oluşturdu ben... dona saydı Donanın nothing'i saydı Evet evet yani şey noktasında doktorun oluşturdu. İşte bu bir davet gibi görünmüş olabilir demiştim ben Toy evet. Çünkü buradan bir oyun yarattılar ve bir baltıl inancı yarattılar. Ve Toy Maker zaten doktorla durumu eşitlemeye için araştırdığı için bu evrenin sonunda yaratmış olduğu ve diğer yerlere yayılan baltıl inancı görüp buraya gelmiştir demiştim ben. Galiba izleyiciler de aynı oldu. şey. Söylemiş. Ee, anladığım kadarıyla öyle olmuş çünkü biraz daha açıklama okuma hoşuma gidiyor böyle bölümlerde hani ne olduğunu anlamak. E, Toymaker zaten hani zaman evrenin de dışında hani en, ne, ne, demiştin Yasin nerede demiştin? End space. End space. Ha. E, end space de yani bu evrenin bildiğimiz evrenin dışında ve zamanın dışında olduğu için teknik olarak doktor o batıl inancı e, şey zamanın sonunda harekete geçirerek aktive ederek Toymaker <laughs> zaten içeri girmeye davet ediyor. Ada'nın dediği gibi. Şey gibi yani hani bu vampirlerdeki e, eve girme muhabbeti vardır ya bilir misiniz bilmiyorum. Hani vampir davetli olmadığı bir yere giremez. Sen onu davet edersen sadece girebilir gibi. Aynı muhabbet. Hatta davet etmen içinde de sesleri değiştirir. Senin aklın var ya bilmem ne. Aynen öyle. Toymaker'da o muhabbetle gelebiliyor gibi düşün. İşte... Sims'te hiç böyle olmuyor. Beni çok emiyorlar. <gülüyor> <böyle>. <gülüyor> 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 Kardeşim aynı şey. <laughs> Becerememiş Sims. Ee, yani Toymaker... O yüzden insoid güzel. <laughs> Doktor aslında bunu kendi ben yaptığının şey. farkına varıyor bu arada üçüncü bölümde şeyde giggle bölümünde. Ee, diyor ki ben bunu, bunu yaptım. Evet yapmayacaktım bunu diyor ve farkına varıyor aslında. <laughs> ee, ve bunu şey olarak da e, Toymaker'la karşılaştıklarında aslında çok bence soğukkanlılıkla karşılaşıyor Toymaker'ı. Çünkü Toymaker'ı fark ettiyseniz Unit'te mesela dokundu her şey çiçek oluyor, balon oluyor bilmem ne oluyor falan ya. Ne oldu adamlarıma diyor Kate Stewart. Öldüler üzgünüm falan diyor hani. Şey de olmuş yani. Altun'un dediğine tekrar geri döneceğim artık çıldıran 10. doktor yok. Biraz daha kabullenmiş ama hadi nereden kurtarabilsek kardır muhabbetiyle devam ediyor. Evet. Ve şey yani abi Toymaker'a karşı hani çok bir seçeneğim de yok aslında kafası yaşıyor gibi hissettim. Ee, ve... şey, şeyi bence çok güzel vermişler bu arada onu da parantez içinde eklemek istiyorum <laughs> Toymaker'ı spesifik hakkında konuşurken yine söyleriz ama hani o sahneler normalde izlediğimizde hani işte öldüler bilmem ne muhabbetleri olmasa aslında komik sahneler evet işte çok silahlardan <laughs> bilmem nelerin çıkması insanların oyuncak toplara dönüşmesi bilmem ne falan ve hani orada işte o aslında bu Russell T. Davis'in bence güzel yaptığı bir ustalık mı diyeyim artık hani güzel bir nüansı mı diyeyim hani Oradaki o diyaloglar aslında bu görmüş olduğumuz ve bize komik gelen olayın ne kadar korkunç bir olay olduğunun da farkına varmamızı sağlıyor. Düşünsene dokunduğu adam topa dönüşüyor ve yok oluyor. E giggle bir, bir tık öyle zaten başlangıcı da hani bu bebeği <laughs> evet, evet. alıyor ama bebeğin yanışı ve ha <laughs> gülüşü falan ya bence evet, çok evet. korkunç bir şey. Ama aslında Yok o kısımlar <laughs> öyle zaten. Ben komik bir kısmı hani korkunçluğunu anlatmak noktasındaki şeyini söylüyor. Orayı da şeye bağladı bu arada. Toymaker'a doktor konuşuyor ya 14. doktor daha Gatwa gelmeden. <laughs> i̇şte we could be celestial falan diye böyle bir şey yapıyor. Yani bu kadar gücüm var. İliye niye kullanmıyorsun? Be pezevenk diyor. Haklı. Ama Toymaker da canım istemiyor diyor. O, o da kendince haklı. Hiç de bir şey diyemem. Tanrı yani. Şey Yunan tanrıları canı Onun istedi. Güzel... Uçtu kaçtı falan yapıyorlar. Bu da böyle yani. Ne yapayım? Bunun çok güzel şeyde örneği vardır. Spider-Man'in çizgi romanlarında eski. Spider-Man bir tane dinozor adamla dövüşür. Adam kendini dinozora çevirmiştir. Peterodactyl'le böyle bilim şeyle o konuşabilir falan. Spider-Man şey diye bağırır böyle hani. Bu kadar bilimsel bilgin var ve neden kanseri çözmek yerine böyle şeylerle uğraşıyorsun? Adam da şeyde cevap veriyor. Kanseri çözmek istemiyorum. Ben insanları dinozora çevirmek istiyorum diye cevap veriyor. Ee, şey değil mi o Doktor Connors değil mi abi o? Yok. Dr. Oğlum, Dr. da, Dr. da Dr. sanki öyle Dr. bir şey var. Mim olmuş bir tane şey sahnesi var evet. ya. Bu. Komik bir sahnesi var. Evet evet, evet o şeyle şey, zırt değil o. Tamam neyse. Yanlış değilsem yanlışsam düzeltirler. Bu arada ben Hı. bu bölümde giggle bölümünde şeye katılmıyorum ya. Bence soğukkanlılıkla karşılamadığı şeyi. E, Toy şey yani Şu hayır korkuyor ama yani. yansıtmıyor farkındaysan şey olmuyor. Yok Hiç yok yansıttı. Hayır hayır Doktor şey gibi iki değil. Doktor zaman korkusunu çok yansıtan bir karakter değildi. Öfkesini çok yansıtıyordu 10. Doktorda. Evet ama 10. Doktorda hani çok böyle çok net e, şey mesela Waters of Mars'ta "Aa kurtaramıyorum Allah kahretsin yakayım yıkayım falan yapıyordu ya. Burada sadece donup kalmak ve içinde düşünmekle onu şey yapmakla harcadı ya onu demeye çalıştım aslında. Ya ben orada Doğru onu şey aslında. olarak gördüm. Hani o kadar ödü koptu ki hareket evet, edemeyecek hale çok geldi. Çok koptu. Ya, bu arada o kuklaları gösterirken zaten hani hiç yerinden oynama yaşını ona bağlıyorum ben de hani kalk hiçbir şey yapmadan anasını satıyorum. O kadar Hı -hı. korkuyor. Öyle ayağımda tabii Bu şekilde durdu yani. Ya e, üç tane companion'ı bu arada Tenant sonrası companion'ları gösterdi. Hı -hı. E, Hı -hı. sadece şeyi yakalamışlar yanılmıyorsam. Clara da bir tane stringe ipi kesmemiş. 2 tane ip kesili. Hala son saniyesinde takılı ya Clara. Ama hepsinde o all right then falan diyor ya. O, o muhabbetler evet. Ee, sadece şeyi altı bunu gördü mü bilmiyorum. Adı da gördü bilmiyorum. Yasin. <laughs> ha attım değil mi? Dur gruba attım. Şey kart muhabbetini hatırlıyor musunuz? Hani yani, doktor 8 açıyor. toy Toymaker papaz açıyor. King açıyor. Oradaki evet. kartı durdurarak şey demişler. Abi Matt Smith'e benziyor inanmıyorum. Duvan who waits falan diye bağırmışlar. Ama aslında Neil Patrick Harris'in çok kötü Bayağı bir filmiymiş. Neil miymiş? Patrick Harris ya. Evet, <laughs> Herkes evet. biz onu şey izlerken de A, bu Neil Patrick Harris dedik zaten ya. Yok so o ben orada izledim. hiç dikkat etmemiştim. Sonradan ha. insanlar ama Metsü -met diye Yok, şöyle bir baktık. İzlerken muhabbetini yaptık. <laughs> ben hatırlamıyorum <laughs> Söyledik. Ne bileyim. Aa ya... Neil Patrick Harris falan diye böyle. Şey... Ben hatta şey giyini yaptım. Neil Patrick Harris'in oyun kartları falan sattığı firması var. Ha. Oradan almıştır falan diye giyiniyorum. yaptım. Evet bu arada Neil Patrick Harris bunları gerçekten yapabiliyor bilginiz yoktu. Neil Patrick Harris'in bu konuda hı hı. gerçekten yeteneği var. Hem o dans sahnesi adam çünkü inanılmaz bir müzikal yetenek. Hem sesi hem dans anlamında hem el yetenekleri anlamında. Bence inanılmaz bir Toymaker kesti ya. Yani kimin aklına geldiyse anından öpeceğim. Hani çok iyi düşünmüşler. Yani, da şey demişti ya Riddler'a en çok benzeyen noktasını burada görebildik ne yazık ki diye. sen Yok. sen mi demiştin? Ben, ben demiştim. Sen, ya, yani ha. emin olamam. Altuğ deyince bir daha şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Böyle, Altı. O alışak. anı, o anım değişti böyle. <laughs> Zamanda değişti şu an böyle bir. bir ben bir de olsun. ben aynen çok iyi. Abi çok iyi dedin <laughs> yani. onu ya, inanıyor musun? Yani, çok iyi bir olurmuş bu arada. Evet, çok haklı yorum. Ya iyi oyuncu kendini her yerde belli ediyor farkındayız evet. ya. Ama şeyi düşündüm hani İngiliz olmamasına rağmen Neil Patrick Harris Amerikan, değil mi? Yanılmıyorsam? Ben Amerikan evet, biliyorum. Galiba İngiliz evet. olmamasına rağmen bir İngiliz dizisinde bu kadar etkili bir rolde olması benim hoşuma gitti. İngiliz olmamasına rağmen bir İngiliz dizisinde Alman aksanıyla. Bu arada <laughs> ha onu da açıklayalım. Ben bu bilgiyi vermeyi çok seviyorum. Öğrendiğimden beri böyle şey e, deyim öğrenmiş ve gerçek hayatında kullan, kullanan bir e, çocuk şeyiyle edasıyla herkese anlatıyorum. <laughs> e, tabii ki de bunu Altu A, e, şey Ada ve Yasin biliyorlar ancak size söyleyeyim izleyiciler Şöyle bir durum var. Toymaker'ı doktor, ilk doktor, birinci doktor Yasin'in anlattığı üzere e, sesini taklit ederek yeniyor ya. Onu o şekilde e, savaşını kazanıyor. Onun realminde o şekilde, onun kurallarıyla ama sesini taklit ederek Tardis'in kontrolünü ele geçirerek e, kazanıyor oyunu. Burada da şöyle bir durum var. Toymaker'la tekrar karşılaştığı için Toymaker şey diyor. ha Doktor beni sesimi taklit ederek yendi. Ben o zaman ne yapabilirim? Hep farklı bir aksanla konuşayım bebeği satarken Alman aksanıyla konuşuyor. İşte doktoru ilk gördüğünde dans ederken Fransız aksanıyla konuşuyor. Arada Amerikan aksanına dönüyor falan. Bu da çok zor bir şeydir. Bir anda o aksana geçmek inanılmaz zor ve Neil Patrick Harris cümle aralarında böyle Amerikan aksanına geçiyor. Hani aşırı sinirlenince well alright then derken mesela Amerikan'a geçiyor ama devamında Alman konuşuyor falan. Bu çok zor bir şey. I ama genelde Alman aksanını neden tercih etti onu bilmiyorum. Hani Fransız daha az, Amerikan daha az ama hep Alman. Hep Alman. Belki onu daha rahat yapıyordur. O da olabilir. Yani Hani bilmiyorum. oyuncu noktasında da şey çünkü çok aksan değiştirecek ya demişler ki abi sen hangi aksanları iyi yapıyorsun? Almanı rahat yaparım demiştir. Tamam abi Almanca, Alman aksanıyla konuş. Almanca olsan demişler. Ya işte abi. gönderme var falan diye şey yapacaktım Naziler'e ya ama boşver. <laughs> Saldırma evet, Bay... bana artık. <laughs> toymaker'ı sövdük diye. Sen nazı mısın lan? Ne oluyor? işte alo. Kendine gel. Ee, Bayracan muhabbetini konuşmak ister misiniz? Bir regen. Bir regen. Şey çok hoşuma gitti ve ben neyse bölümün içindeyken bunu anlamadım. Ee, toymakerı nasıl evrene getirdiyse tuz olayı Bayracem de bir mit ya normalde. Evet. Daha önce Onu şiş, da gerçek şiş. yapıyor. Evet. Ve ben bunu. Sonra fark ettim. Birkaç saat önce falan fark ettim. <gülüyor> <gülüyor> Konuşurken aydınlandın değil yani, mi? Yani bölümün olayı buymuş aslında. Ben bayağı evet. orayı atlamışım yani. Ama. Bir... Onu izlerken sana vermiyor galiba zaten. Teknik olarak yani onu anlayabileceğim evet, evet. bir şekilde vermiyor. Bunun olmaması vermiyor. lazım. Evet. Bunun olmaması, lazım. Oldu. Hadi kapak olsun falan yapıyor böyle. <gülüyor> <gülüyor> Buna mit diyorlar hep gerçekmiş olmuş işte evet. falan diyor. Yani <laughs> Sadece. kullanıyor. şey gibi durdu orada. Hani düz izleyici olarak baktığın zaman şey diyorsun. E olmuyor dediler. Bayracan nasıl oluyor? Daha önce olmuyormuş. Bak doktor da dedi. E, oluverdi. verdi. Ne yapalım falan. Hani böyle controversial efekt getirdiler. Timeless Shell getirdiler <laughs> <gibi> falan. De, <laughs> Öyle düşünüyorsun. Ama meğersem gerçekten Yasin'in dediği gibi tuz muhabbetine bağlı aslında. Bence bu arada Bayracan olabilirdi ama kimse kimseyi çekmemiş de olabilir iki tarafından. <laughs> Hiç kimse doktoru İçinde çekmeyi düşünmemiş değil mi? <laughs> bazı Yanıyor time çünkü. böyle, <laughs> bazı time bir kimse çekmediği için ölmüş falan böyle. <gülüyor> <gülüyor> Aga. ya. Şey var, Matt, Matt hala David Tennant'ın içinden yumruk atıyor çıkmak için falan. Çıkar <laughs> buradan, lanet olsun çıkar. Şey ya, Bayrecan... içeride İçeride kapalı dile pişti oynuyor. <laughs> ben kazandım. Bayrecan'ı çok nefret eden tipler var. Seven tipler de var. Çok kafası karışanlar da var. Şimdi neden kafa karıştırdığını da söyleyeyim. Hep internetten bulduğum şeyleri satıyorum size. Kusura bakmayın ama araştırmacı bir kişilikle gelmek istedim. Çünkü kendi bilgilerim yok. 3 IQ biriyim. Peace ne? Peace Influencer. Ha, i̇nternetten peace gördüğünü bize satıyor. Yok İzinliği ya. <laughs> Nereden bildim bunu şimdi <gülüyor> <gülüyor> Ya şey gerçekten hani böyle <laughs> e, araştırmayı seviyorum ve farklı bir şey gördüklerinde onu düşünme hoşuma gidiyor. Ben hani mesela böyle düşünmemiştim diye. Bayracan muhabbetinin controversial yani tartışmalı olmasının sebebi Timeless Child gibi aslında. Her doktorun Bayracan gücü var. Her doktor Bayracan olabilir aynı anda iki doktora ayrılabilir. Ee, ama bizim bildiğimiz normalde bir doktorun ömrü biter diğer doktora geçer ya. Yani Timeless Child'da bile aslında rejenere olurken önceki şeyi bitiyor sonraki rejenereye geçiyor ya. Aslında hep bir rejenere saykılı var. Bayrağcan da bunun controversial olmasının sebebi aynı anda iki tane olması. Hani şey gibi de 50. yılda işte bir zamandan gelen diğer bir zamandan gelen aynı anda buluştular gibi değil. Hani evrende yırtık oluşturacak kadar farklı ee, şeylerden zamanlardan geldiler buradalar değil. Aynı anda ikisi bir anda var. Aynı anda iki yani bir kalbi Gatva almış bir kalbi de TENANT almış gibi takılıyorlar. Ama şöyle bir teori var. Ee, Gatva şey diyor ya sen kendini iyileştirdiğin için ben zaten bu kadar iyiyim diyor pardesinin içinde. Şimdi o, o sırada konuştuk mu bilmiyorum ama Ada bir terapi muhabbetinden bir şeyden bahsetti. Ve bunu evet. şey olarak söylemişler eninde ee, sonunda 14 15'e evriliyor yani bunu biz nasıl olduğunu anlayamıyoruz muhtemelen şu an kavrayamıyoruz İnsan beynimiz anlamıyor ama 14 belli bir yaşam süresi sürüyor 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 ve 15'e evriliyor diyen var bir de şey var şu on, e, 50. yıl özel bölümünde Tom Baker'ın geldiği ve kuratör olarak işte <laughs> ben emekli oldum artık kuratör olarak çalışıyorum muhabbetini başlatan ilk kişi tenant olabilir gibi bir köken hazırlamışlar. Bir orijin hazırlamışlar. Kuratörün kökeni bu olabilir. Hani ilk defa Bayracan oldu ve bu sayede işte emekli olup küratörlük yapıyor. Bu yüzden de e, böyle bir küratörlük var muhabbetine 50. yıla bağlıyorlar gibi bir şey daha var. Hangisine inanmak bir isterseniz. Bir de istersen Yasin bir teorisi var. Hmm. Ben orada düşündüğüm teoriyi de anlatırım ama Yasin sizin teorinizi de Rick and Mort noktasından anlat istersen. <laughs> Evet. Şey, çok tasam var. Ben bunu David Tennant şeklinde paketleyip vücudumdan atabilirim. Not şeklinde be. yani. Bütün her pisliği oraya attığı için Gatva <laughs> artık temiz ve terapi olmuş bir doktor olarak düşündüm ben. Bir de şey diyeyim mi? Olmuş. Çok iyi sembolizm lan. Çünkü neden biliyor musun? Siyahiler normalde derileri siyah yani daha koyu renkli olduğu için pis olarak tanımlanır ya eski insanlarca, beyazlarca. Bunun tam tersine çevirmişler. Yani bir <laughs> beyaz aslında pis, siyahi tertemiz. Bence çok iyi sembolizm. Ben onu böyle şey gibi düşünmüştüm. Kapak olsun orta dünya insanı. Ben bunu <laughs> şey düşünmüştüm. Hani, bakın bu definitif doktor. Doktor budur. Bakın 14. Sonic <laughs> tornavidalarını da, bütün Sonic tornavidaları birleştirdik. Evet. Sonic budur. Önceki sezonlar hani. Artık biz yeniden başlıyoruz. Bu hani burada Rafa kaldırdık, böyle evet. bir şey var. Bütün derdi tasasıyla her şeyiyle orada duruyor. Biz de bunu yazacağız artık. Şey gibi bir ayrım orada. Onu öyle düşündüm ben. Yani. Kolları deli gömleğiyle bağlanmış doktor 14 hepsini ona atmış. Kendi la aynen. la 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 dolaşıyor. Aynen, aynen. <laughs> Yani ben de şey demiştim izledikten sonra. Sonra Yasin'le bir şura kafamı vura vura kendi teorilerinin doğru olduğunu söylediler. Ee, dönüştükten sonra çünkü Gatva Tennant'a şey diyor e, sen rehabilite olduğun için ben daha iyi durumdayım ve biz zaman orduyuz asenkron rehabilite oluruz diyor. Evet aynen Ben doğru. de dolayısıyla şöyle demiştim hani Bernard'ın anlattığı tarzda aslında oradan çıktı ama Gatwa David Tennant'ın sonradan yaşayacağı şeyleri de yaşamış olarak çıktı. Yani o rehabilitasyonu bilmem neyi şuyu buyu ve David Tennant bir noktadan sonra bir şekilde oradan çıkan gatva olacak. Evet. Aslında yani evet. Yani o geçmişteki evet. Benim Yapayım düşüncem öyle. buydu. Sonra bana işte o kötülüklerini paketleyip attı teorisini döve döve kabul ettirene kadar Discord'da kaldırdılar. Peki Atul sen da. ne düşünüyorsun Ettim, o konuda? Çünkü çok farklı şeyler var mesela. Hepimiz farklı bir şey düşünüyoruz. Sen de hani farklı bir şey düşünüyor olabilirsin. Ya ben baya şey oldum yani. Benim Russell T. Davis geldiğinden beri her şeyi yiyorum yani. İki tane doktor olmuş. <laughs> şey, yani ya çok okey oldum orada ben. Ee, ama yani adanın dediği şey bana mantıklı geldi yani. Hı hı. Aslında tüm doktorlar zamanı <laughs> veya işte 14. doktorun bütün o evet. yaşam sürecini bilerek sonunda evet evet o sonunda gelmiş gibi de düşündüm. Benim sadece aklımda şey var abi. 14. doktorun vuruldu bayağı ölümcül bir şekilde vuruldu da aslında rejenere oluyor. Rehab o kadar da gerekli değil. Hayır yani, ama rehab şey gerekli ya. <laughs> psikolojik ee, o yaşamış olduğu durmadan hareket hani şey evet. muhabbeti yaptık ya işte. Artık biraz dinlen kral. Ragnarok'un tanrılarıyla kapıştık ve ne olduğunu bile sorgulamadık falan evet. noktasında. Hani orada bir durulması ve kendine gelmesi için Rory hep gerekli zaten. Muhtemelen şey gibi, e, biz bunu anlayamıyoruz. Çünkü "timey wimey, deyip geçebileceğimiz bir şey. Hani 14 ya şey senkron muhabbetini aslında anlayabilsek bence anlayacağız. Çünkü aynı anda senkron olmuyorlar. Evet. Mesela Donan'ın <laughs> E, hatırladıkları diğer tüm doktorların hatırladıkları eşit senkron işte Dona tekrar hatırlayabiliyor onlar ya da Rose bilebiliyor falan ama mesela Gatva e, Tenant'ın hayatının sonrasında aslında gelen ama yine de Tenant'ın hayatının ortasındayken var olan bir doktor ya çok böyle timey wimey bir şey ya hani zaman lordu erken doğumu gibi bir şey bu <gülüyor> <gülüyor> evet Prematüre şey doğmuş gerçekten. Yani o sezaryen almışlar. Evet, bak bir şey değil mi? Çok iyi benzetme. Kuvez'de geçirdiği bir dönem gibi düşünebilirsin. O küvezde çünkü teknik olarak bebeğe iyi gelmesi için kendini Hı -hı. geliştirmesi için ya. Muhtemelen 15'i e, geliştiren işte rehabilite eden şey de o küvez dönemi. Küvez dönemi de ile 15 arası. 14'ün Donan'ın ailesiyle yaşadığı belki dönemi. Belki öyle bir spin-off'u düşündükleri için böyle bir şey yaptılar da bilmiyorum ama şey e... Yani aynı anda var olmalarını, controversial bulmalarını ve hakaret olarak bulmalarını ben şey noktasında anlayabiliyorum. David Tennant şu an ultimate doktor. Tamam mı? The doctor yani hani. Literally the doctor who. Ve insanlar şey demişler yani inanır mısınız bilmiyorum ama Jodie Whittaker'ı bile bak cinsiyetçi pislikler bile Jodie Whittaker'ı da saymışlar burada. Abi David Tennant'a niye bu kadar torpil geçiyorsunuz? Bunlar da doktordu. Eccleston, Smith, işte Capaldi, Whittaker bunları niye saymıyorsunuz? Bunlara hakaret falan diye. Çünkü Eccleston ilk sezon sonunda siktir olup gitti. Capaldi geri dönmem hayır. diyor. Onun, Şimdi, kimse roll'e bu kadar sarılmadı derim abi derim ya. Onun, ben sayayım bak stüdyo yapımcısı kafasında. Hayır. Tennant'a Matt Smith'e baktığımda da Tennant daha çok beğeniliyor. O daha çok para getirecek o zaman Tennant olsun. Bunu anlayabiliyorum ama şey muhabbeti var. Bak Capaldi zaten istemiyor. Özel bölümde dönmek istemedi de Smith'e soruyorlar diyor ki beni çağıran kimse olmadı. Çağırsalardı gelirdim. Ee, şey Whitaker diyor ki çok yeni gittim. Muhtemelen beni çağırmazlar ama ça çağırırlarsa kesin giderim yani. Topuklarım direkt hani stüdyoya giderim diyor. Ek'sın zaten istemiyor. Okey. Ama şey muhabbeti var. Ee, şimdi Gatway'i da mesela birazcık önemini yitirmiş gibi hissetmiş bazı insanlar. Klon gibi görmeye başlamışlar. Yani asıl doktor aslında David Tennant. Gatvanın da <laughs> önemini burada düşürdünüz demeye çalışmışlar. Yani klon gibi takılıyor şu anda aslında diyorlar. Bir noktada haksız değiller. Bak benim en sevdiğim Doktor Bir noktada Tenant. haklılar. Çünkü Tenen haklı. bunu daha önce de yaptı. Kendini Klon Hibroz'un yanına yolladı. Evet. E, elinden Aynı şey yaptı aslında. yine. evet hani bu, bu elinden klondu. çıkarmadı da kendi içinden çıkardı. Yani çok seviyor Doktor yüzü belli ki falan. Ama onu Bana da aksine şey hissettirdi yani. Ne? Asıl doktor Stuttgart gibi devam ediyor. Evet. Tarantino da aynen dedim doktorsun falan deyip böyle <laughs> aynen bak çay koydular sana gibi oraya götürdüler gibi geldi bana Let's go yani. to your bed Brian. Ha ya Ya o da o da olabilir de bilmiyorum gerçekten şey adanın dediği gibi her herkes Tenant kadar benimsemedi. Bu arada ben zaten hani Tenant döneminde iptal olup olmama muhabbetin o yüzden bilmiyordum Yasin onu deyince bir şaşırdım. Hani Tenant döneminde nasıl iptal oluyordu falan hmm. diye. O dönem şey ya bunu. Yani dizi düşüşe geçiyor. Bir sene ara veriyorlar. Sonra özel bölüm çıkıyor falan. Oğlum Dona sezonunda mı düşüşe, düşüşe geçiyor? Dona sezonu inanılmaz altı mut güzel lan bu arada. Nasıl düşüşe geçiyordu? Evet. İngilizler abi falan. <laughs> Anladım. Ama şeydir. Zaten İmperial ile sistemi falan birlikte kullanıyorlar. <laughs> Bak belki <laughs> şey istemiş olabilirler. Dünya çapında mainstream bir diziye taşımak istiyorlardı yeterli gelmiyordu da iptal olma muhabbeti oluyor. Çünkü Tabii, Matt, Matt Smith döneminde sonra... çok dünyaya yayıldı gerçekten. Amerika'ya falan yayıldı artık. Genç kızların sevgilisi <gülüyor> oldu. <gülüyor> evet yani mainstream hale getirmeleri Matt Smith'de oldu ya belki ondandır diyecektim. Eee ben açıkçası şu anda Godway'ı çok merakla bekliyorum ama bu konuda da haklılar bir tık. Yani sanki klon gibi dolaşıyor. İşte evet, evet. diğer doktorlara bu kadar önem vermediniz falan. Yani dışarıdan bakıldığında gerçekten böyle. Biz içinden bildiğimiz için Tenut çok iyi yapıyor bilmem ne falan. Adam 53 yaşına gelmiş top yakalama oynuyor. Kendi standlarını yapıyor yani. A ters devrilip şey yapıyor. <laughs> Hakkıdır. Helal olsun. Helali hoş olsun. Ama... E Timeless Child'ı kabul edip üstüne bir de bir hani Bay Regen'i kabul edip bundan sonra nasıl ilerleyecekler? Onu düşünüyorum. Evet. Şey deseler ya bundan sonra aslında Bay Regen de hep vardı ve diğer bütün Time Lord'lar da doktor. Alın bakalım. İşte onu Bara düşünmüşler. <laughs> yani Tom Baker muhtemelen o sayede kuratör oldu gibi bir şey demişler. Ama nasıl bilmiyorum. Yok, işte hayır, bütün o gezegen Gallifrey aslında tek doktor. <laughs> sürekli ikiye bölüp, bölüp. <laughs> Mitoz. Mitoz bölünmekten dolayı Mitoz. Bu arada Bayracan mit ya evet. normalde. Bayracanın mit olmasının sebebi de Tekteum doktorunuza da de deney yaparken belki doktor ikiye bölündü birden. Nasıl Ve, yani? Yani daha önce belki Bayracan oldu ama ha. çok eski zaman ya bu. Hatırlamıyor. Ve Zaman Lordları için bile çok eski bir zaman olduğu için o bir mit olarak kalmış da Master aslında doktor falan. Yani <laughs> bütün Yo doktor belki Bayrecan'dır. Olabilir yani. Bay ürünü. Hı -hı. Bütün Time Lord'larda doktor. Çünkü yani Bayrecan'ın oh. durduk yere ulan ben ikiye de bölünürüm falan diye bir, böyle bir <laughs> bilim bilim böyle bir şey değil yani. Bu arada şeymiş o şu an bu sefer farklı hissediyorum muhabbeti. Hı hı. George'ye Tennant'ın babasına göndermeymiş. Beşinci doktorda o değil mi? Beşinci doktordu şu bu sefer farklı hissediyorum diyerek rejenere olmuş. Ya gelmiş ya gitmiş Olabilir. öyle bir muhabbeti varmış. İşte hayranlar bunları yakalıyor. Ben klasikleri seriyi izlemedim bu ki. Arada... Yasin'e bunları yakalasın diye getirdik. Not almış notları kaybetmiş. Köpek. Ben, ben <laughs> not aldığım notu. <laughs> tek notu var onu söyledim. Ha. Tek kelime notumun. Tek kelime. The, G The Giggle bölümünde tek kelimelik bu not almışım. Fuck yazıyor bir yerde kapılar kapanırken işte Donay'la evet. ayı kalıyorlar ya kapı evet. kapanıyor. Orta kapı fuck diye kapanıyor. Baya fuck kelimesi çok net şekilde duyuluyor. Oha. Yani şey oldu orada birkaç kez geri geri izledim ben mi yanlış duyuyorum falan diyor. Baya fuck diye kapanıyor kapı. Başta şey o sandım. Değil, kapı Berna. <laughs> çok yanılıyorsam sadece mesajı ben duyuyormuşum. <laughs> tak diyormuş sadece böyle. Daha iyisin şey değil mi? Kapanırken sen söylüyorsun sürekli. Evet. <laughs> Şey okuduğunu <laughs> duyuyorsun muhabbeti var ya öyle şeyler Rez'ler Tiktok'la. Aslında onu orada Barbie diyormuş falan ama ba fuck duymuş. dakikasını falan bulursam şey onu yani atayım gruba sonra edit ekleriz. Tamam olur ekleriz. E, duyulmuyorsa da ben arkada fuck derim yani. <laughs> e, o, kapıları, <laughs> o kapıları hatırlatmışken ben Donan'ın büyük bir soğukkanlılıkla pat küt pat küt şeyi of. duvara evet, vurur vura evet, öldürmesi. mükemmel. mükemmel. <laughs> Korkunç bak Mipe bu yapılmadığı için Mip başarılı oldu <laughs> <laughs> Mipse Mip nefretin dolayısıyla gerçekten harika bir yere gidiyor ya. ya. Hey, Doğru zamanda yaptı bu arada. Onu izlerken hepimizin tüyleri diken diken oldu. Çünkü evet. küçük oyuncak bebekler korkutucudur. Ve sonra oh. Dona gelip böyle alıp duvara vurmaya başlayınca hepimiz aynı anda ohladık. Evet. Bir de bir şeyler söyleyip vuruyor ya bir evet. de bir de şey çed yani böyle iyice ezerek yani. Hani şey de fiziksel değil yani bu her şekilde üstünlük. Evet ve şey e, Dona'nın karakter gelişiminden çok mutluyum ben. Yani evet. en basitinden ben şey deyip duruyordum abi Dona nasıl karakter dışı o şey satmış işte piyango biletini satmış falan diyordum sonra bölüm içinde daha sorar sormaz iki saniye sonra bölüm içinde kendi açıklıyor. Şey diyor işte hani senin gibi olmak istediğim için, senin gibi iyi olmak istediğim için o benliğim içimdeydi. O sattı. Ben satmadım aslında diyor ya bir yandan da. Kızıyor sonra ya evet, zaten. Kızıyor kendim. doktora falan. I gave away all my money diye evet, bağırıyor. Evet bağırıyor. Ve şey çok iyi. Gerçekten doktor dona aslında şu anda. Hani literally <laughs> doktor dona. Yani içinde hala o sakinlik, dinginlik, sorumluluk var. Çünkü rozu var. Yani çocuğu var. Ve o sorumlulukla şey diyor. Bak seni bu sefer kurtaramayabilirim diyor doktor ve... Problem değil. Bu sefer izin ver ben seni kurtarayım diyor. Yani bunu do Dona'dan bekler misin? Ya da bir companion'dan bekler misin? Bunu Amy'ye desen, Clara'ya desen Clara'dan beklerim ya. Böyle kalırlar. Clara'da zaten, Clara tam olarak bunu yapmaya çalıştılar ve olmadı. Clara doktor hmm. olmaya çalıştı. En son Tardis bile verdiler. Yine de olmadı. <gülüyor> 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 Tardis bile verdiler. Bir hani buna Ayanın benzer Tardis. işte şey oldu. Bizim ilk Rose işte hani Tardis'in içine bakıp oradaki yerlerini şey yapıp da mi? böyle hani kurtarıp da sonra Eccleston öpüşerek şeyi geri aldı da David yani. Tennant'a dönüştü ya. Hani orada biraz yaptılar. Bu arada... Ama oradan sonra başarılı ilk deneme bu yani. yok Marta'nın hakkını yemeyeyim. Bu arada hiç bahsi geçmeyen bir tek Marta var galiba. Marta'nın çok hakkının yani yendiğini düşünüyorum. Marta kadın gibi kadındır. Ee, Marta kesinlikle şey doktoru azarlamak, doktoru yola getirmek konusunda Hı -hı. çok iyi bir kompanyındı. Evet bu arada. Ee, onu kurtarabilir Zaten ilk bölümünde şeyde Cidun'da yani Ay'da Cidun'larla savaşırken Hı -hı. doktoru resmen o kurtarıyor aslında bir tık. Hani doktor ya Marta O bile. noktada çok iyi şey zaten mesela Marta doktora gizam, ye, gel yeri geldiğinde kızıp hani bir kendine evet. gel lan çekmeyi öğretiyor. Evet. Donna doktoru insanlığa yakınlaştırıyor yeniden ilk geldiğinde. Her kompenyon bir şey öğretiyor şu an. Evet onu fark, Hı -hı. fark ettim. Ama... Ee, siz dediniz ya mesela şunda da vardı bunda da vardı mesela şey düşünüyorum yaz muhtemelen e, bunların en altı mıtı oldu her ne kadar çok sevmesek de çünkü doktor şeye hapse tıkıldığında onu kurtarmak için yaz uğraşıyor dünyada yani seneler boyunca böyle şey deli olmuş böyle It's Solvestan Philadelphia'daki Charlie gibi böyle her yere bağlantı kurmuş bunu böyle yaparsak böyle olur falan diye delirmiş şey neydi Ryan'la şey Graham'ı çağırıyor böyle böyle yapabiliriz falan diye. O sırada doktor. E ne yapıyorsun falan diye böyle hapiste bakıyor. Oralara bir şey çiziyor falan. Öyle bir karakterdi yaz. Yani aslında her karaktere bunu vermişler. Ama ama tutmuş bu sefer. Ya evet şey karakter gelişimi olarak tuttuğunu hissediyorum. Mesela Clara'da bunu gelişim olarak görmedim. Amy yapsa bunu görmedim. Çünkü Amy diyor ya hani hadi elveda gidin diyor ve gidiyor. Aslında kendini feda ediyor bir hmm. noktada falan. Ya da ne bileyim Mart'a bir şekilde hani kızıyor, ca cart yapıyor, roz bir şey yapıyor falan. Yani ama. bunu zamanında yapabilecek karakter River Song'du bu arada. Hani o gelişimdir bilmem nedir, şudur budur ki ben çok severim bu River Song Zaten yaptı. Yaptı da yani birçok kere yaptı bu arada. Ee, ona da güzel olmuş bir şey olarak da. Bilmiyorum. Dona, Dona eskiden full şey gibiydi. Bu eee Toymaker şey diyor 2023'te görüşürüz diyor böyle kırmaya başlıyor ortam yıkılmaya başlıyor. Doktor Donaya bağırdı. Dona direkt şey diyor. Ya, ben zaten koşmaya başladım evet. çoktan. Merak etme diyor. Dona önceden hep öyleydi. Hep ortamdan direkt çıkmak isteyen, hep korkup kaçan falan filan bir. Şimdi ilk bölümde şey oluyor yani. Kızına diyor ya, bir şey olursa ben öyle tepeden inerim onların üstüne falan. Evet. Diyor ya. ya artık şimdi. Hani Gerçekten büyümüş yani böyle olgun biri olduğunu görmüş. Anne olmuş. Hı -hı. Onu çok güzel hatırlattın ya bu arada. O benim o bölümde duyduğum en güzel şeylerden biri. Hani insanlar diyor ya Vogue olmuş işte translı özendiriyorlar falan. Bak Vogue bu, bu arada çok güzel bir işleme noktası. Yani hani şeyde değil böyle işte hani konu o değil çünkü. Konu o Kör e parmak da göstermiyorlar. Bir iki evet, cümle evet bahsi geçiyor. Ve çok da güzel özetlemiş ve şey yapmış yani hani sana böyle mi davranıyorlar? Ağızlarını sıçarım evet. onların gerekirse senin için dünyayı yakarım. Bir de şey noktası var hani işte hani güzel diyebilirim miyim emin değilim bilmem ne falan ki ben çok tatlı buldum o büyük annenin hani ne diyeceğini bile evet. tam çünkü o yani hani eski toprak ya bilmiyor. Eski... Evet evet hani bilememek ama bir yandan da yanında olmak istemek bilmem ne falan çok tatlı buldum ben oraları çok beğendim. Yani arkadaşlar güzel ha evet. Yok yo, yo bir şey mu? demeyecektim. Yeni Tardis hiç konuşmadık. Ha, it's your prize, it's mine prize baby diyor. Çat vuruyor ve tekerlek sandalyesi. O tarzistler şey de yapıyor. aynı tarzist mi yani? Evet. Evet. Gatvan'ınkinde jukebox var. Tek fark yok. Ha, daha inklusif şey var. Evet, elektrik <laughs> şey, tekerlek sandalye bir şey gördüm. var. Erişim şey accessibility'si var. Hı -hı. Bir evet. Şey evet. tasarımı. Tasarımını ben ben beyaz sade tasarım. Ben, ben çok, çok, beğendim. beğendim. Bayağı güzel. Ya ferah ferah. Saç bu tavanda bile kapı var. Mükemmel bir şey. Çok beyaz olması gözünüze batmıyor mu? Gatfa'da mesela biraz daha şey ışıkları dimlemişler ya. RGB zaten böyle. RGB. de yapıyor, mavi yapıyor, kırmızı yapıyor. Ya çok beyaz da çok böyle şey gibi hani ev gibi hissettirmiyor ya. Hani tadil beri bir şey ya aslında. Ama Onu hissettirmiyor. öyle bu arada doktor için Tardis'te. Ev gibi değildir. Sürekli maceradan maceraya ha, kaçar. Tardis'in içinde çok kalmaz. Ev derken şunu diyorum. Tardis onları her şeyden korur mantığına. Yani bir çatı olur. Evet ama hayır şey noktasında işte. Ben şeyi de beğeniyorum o yüzden. Mesela hani ev gibi homie olmasını istemem ben Tardis'in. Çünkü TARDIS biraz daha böyle sürekli gittikleri bilmem ne yaptıkları bir araç. Doktor TARDIS'in içinde yaşam yani yaşıyor ama yolda olduğu için yaşıyor. Aslında karavanında yaşayan bir adam gibi. 7. Doktor'da öyle mesela şey konsol var. Böyle bu tarafa doğru yürüyorsun. Böyle oturma takımı var, plak var, kitaplık var. <laughs> Alı var yerde. O bildiğin şey yani. Aa. Salonun köşesine böyle Amerikan mutfak gibi konsol yaptırmışlar böyle. 7. Doktor'un öyle tek oda. Ama köşede konsol var. Öyle bir yerde mesela. Ve bir garip duruyor gerçekten. Ama şey Tardis'in bu yeni görünüş soğuk olsa da benim çok hoşuma gitti ya. Yani böyle <laughs> beyaz duvarlar ve Philips Hue var her yerde. Başka <laughs> hiçbir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel bence yani. 10 ben yani. Şeyden beri en sevdiğim Tardis oldu benim işte. Yine Russell Davies'in bıraktığı noktada bence top Tardis'ti. Şimdi geldi yeni top Tardis falan oldu. Çünkü arada çok ışıklı geliyordu bana şeyler. Çok karmaşık ışıklı geliyordu. Matt Smith'inkiler ne bileyim. Kapalı da bir noktadan sonra böyle kitaplık kitaplık her şey falan olmaya başladı. Ben onları ben onu seviyordum bu arada. Kapalı çok hoşuma gidiyordu. Çok güzel gözüküyordu ama yine çok karışık gözüküyordu, 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 gözüküyordu. göze hmm. bence. Yani Ama şey falan da kapalı hmm. yediriyordu. Kapaldi mesela evet, sağ ben. sol merdivenlerde kitapları hmm. vardı ya. Evet. Konuş geçtik evet. Geçtikçe o bırakıyormuş evet. oyun yani. Şey yaparken de öyle gerçekten şeyleri falan da oluyor ya böyle işte 3-4 dakikalık şey videoları da var sürekli böyle işte bilmem ne paradoksunu açıklıyorum şimdi size işte bakın Açık kitapta mi? bunlar var hani fizik hocası gibi bir şeydi kapaldı zaten böyle ben çok seviyordum o noktalarını. Ben Beethoven mesela. bir çıkarıyor. çıkarıyorum. Evet, <laughs> şimdi bana şey deseler işte bütün tarihçileri aklından bir çiz falan deseler muhtemelen yine o işte ağaç dalları gibi olan halinde biraz daha. Aklımda kaldı, onu çizebilirim. Bir de şunu son halini falan çizerim muhtemelen. Son hal çok biraz basit biraz da karışık, nerede ne var bilmiyorum. Bir tanesinde biraz daha böyle Mass Matthew olduğu zamanlarda olması lazım. Biraz daha alt kata falan inerlerdi. İniyorsun, evet. Hı. Alt katlar vardı. Falan. Ranza manza yani da var Matt falan Smith'de, muhabbetleri vardı evet. Matt Smith'te zaten Tardis hiçbir zaman kendine gelemedi bu arada. Sürekli bir bozulmalar, şeyler. İşte zaten Matt Smith'in gelişinde de şey ya böyle. Işte be, birden evet. bir çıkıyor Matt Smith sırılsıklam olmuş. Neden? Çünkü havuz işte konsol olup birleşmiş de. Havuzun içinden çıkarken işte bir şeyler olmuş falan filan. hani O da yediriyordu bu arada. Çünkü Matt Smith'in gerçekten oynadığı doktora göre hiçbir şeyin stabil olmaması gerekiyordu. Hiç stabil değil Matt Smith'te. O da yediriyordu. Bu arada çok uzun süredir konuşuyoruz bu bölümü. 2 saat 10 dakika oldu. Önemli Yavaştan değil. Yavaştan kapatalım. Kapatalım bence. ama. Tamam. Hı, Sonic Screwdriver'la kapatalım o zaman Gatman'ın. One'ı. ile. Sonic X Kumanda kapatamayız kumanda. Bir yarım saat daha oradayız şimdi hadi bakalım. Ben Allah. sevdim ya. Bu arada evet ben, ben de <laughs> çok sevdim. Yani çünkü şey Doctor Who'nun... ...sürekli yeni bir şey denemesinden çekinmemesini çok seviyorum. Ve sürekli screwdriver yani sürekli yani bir kalem gibi olması... Bence yenilikçi değil. Bu show kendini sürekli yenileyen bir show ya. Bence okey ya. Ben, ben bir geri beklerdim ama. Ne olmasın? Yani Sonic Screwdriver... Klasik seri gibi olmasını beklerdim. Yani Screwdriver'a benzemiyor. Bir de hani size de söyledim ya. God for Sex geldi. Ne verelim? Sex Toy kumandası gibi bir kumanda verelim evine, eline gibi bir şey olmuş yani bu. Bilmiyorum. Benim hiç hoşuma gitmedi yeni Sony'in görüntüsü. Şu anda sürekli işte okulda da projeden projeye koşuyorum Onunla mı alakalı bilmiyorum. Baktım ve ilk şey dediğim şey bir şey oldu. Bu ergonomik değil. <laughs> bu, bu, bu elin neresi? Orada bir boğum var. Evet, o ele oturmuyor. mantıklı tutuyor, değil evet. yani. Doğru. O yönden evet şey olmaz yani böyle. Şöyle tutamazsın yani böyle. Onu böyle tutacakmışsın gibi bir. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ama evet. teknik olarak şöyle şimdi şu kadar bir boyda ya ve şurada boğumu daralıyor ya atıyorum ortadan. Şuradan hmm. tutuyor zaten. Şuraya parmağı değiyor. Burayı hiç tutmuyor bu üst. İşte kısmı. ama büyük olan kısmı oraya. Hayır küçük evet, olan duruyor. kısmından tutuyor var. zaten. Yarısını Aha. tutuyor. Şöyle tutmuyor, böyle tutuyor. Çok hani böyle duruyorlar. desen gerçekten bak garip duruyor değil mi? Ama böyle tutuyor ya. İşte, Şuradan işte o basıyor. boğum kısmı, boğum kısmı ele şu şekilde tutabilmek için fazla küçükmüş gibi geldi bana. Hı -hı. Oraya sadece Biraz parmak garipti. basmak için bir yer bırakmışlar gibi gördüm ben. Ya bir de şu var. Onu da söyleyeyim. Hani bu tamamen gereksiz bir be sembolizm benzetmesi olabilir benden ama ben Doctor'ın şeyinin Sonic Screwdriver'ın kaleme benzemesini seviyorum. Hmm. Çünkü girdiği her ortamda doktor olayları biraz daha sözle çözen bir insan ya. Hani kavga bilmem ne dövüş olmadan. Hmm. Ve her seferinde şeyin esprisi döner. Hani herkes silahlarını doğrultur. Senin neyin var? Kalem. Hani Sonic Screwdriver'ım var benim. Hani konuşuyorum ben. ...noktasındaki benzetme yapıyordu benim kafamda biraz o. Hı hı. Ee, o yüzden de şey noktasında hani Sonic Screwdriver'ın Sonic Screwdriver'a benzemesini ben tercih ediyorum. Bir de on ha, ama... Screwdriver çok güzeldi ya. Evet evet. Ha, ama şey de demeyeceğim yani hani işte böyle Screwdriver mı olur çöp bu diziyi izlemeyin falan gibi bir şey demeyeceğim. Doctor abi vok olmuş. Ne alakasın. ee, bir şey diyeceğim. Neden kumandaya dönüşmüş? Aa, <laughs> Dönsen O kumandanın... Kör bir şey yapmıştı. Ne oldu? <laughs> ha, sen söyle Yasin. Ben son söyleyeyim. Okey, hoş Ha, şey, o kumandanın üstündeki Galifrey alfabesi var ya... Onunla şey, bir Rwanda e, deyimi yazmışlar oraya. Orada da şeymiş. Ya bunu Gatva kendi bir videoda açıklıyor. Şey diyor. Dilin keskinliği savaşçının keskinliğinden üstündür gibi yani aslında ha, okay. yine aynı mantık Evet heh, işte ada dedi ya kalem olması kalem gibi olmasını seviyorum diye çünkü kalemle aslında yani söz yazma işte aksiyon vesaire bunları anlatır aslında biraz daha kişiliksel biraz daha felsefi biraz daha sanatsal bir kısmı açıklar ya aslında kalem sembolize eder ya onun gibi bir şeye çekmişler ama kumanda haline getiriyor bence ayakkabıya daha çok benziyor <laughs> 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 ama siz bilirsiniz Ha. Tabii. Ha. Bir an görüntünüz gitti. Korktum. Evet. Tamam mıyız? O zaman. Son... Okay, okay. Ka kaç verdiniz? Şey şeylere, spaçılara hmm. ayrı ayrı mı toplam mı? Toplam. 3 toplamda yani. 10 üzerinden. Yani 10 üzerinden çok rahat 8. Tamam. Ama şöyle ilk bölüm benim için 7. Tamam. İkinci bölüm yedi buçuk. Tamam. Üçüncü bölüm dokuz dokuz buçuk arası. Ben oh, çok tamam beğendim. Aldım. Çünkü üçüncü tamam. Üçüncü bölümü. Güzel. Evet. Bire bir aklındaki puanları söyledi abi. Bire bir. <gülüyor> <gülüyor> Abartma Yu. <Yasin, you>. yu. <laughs> Bire bir aynısı yani kafamda düşündüğüm saniye söyledi ya böyle. Allah ım. Siz birecen olmuşsunuz. Evet. Evet. Bana göre ben, <laughs> ben üçüncü o, toplamda ben dokuz. Ya. Dokuz. Ya. O dokuz bölüm, o bir puanda ilk bölümdeki yani o Let sonunda böyle bir go şey indirmeye çalışıp ha ya let it, go, let it go diye bitmesin <laughs> kaynaklı yani bir puan gidiyordu da ben de 8.5-9 gibi bir şey veririm herhalde yani şey birazcık hani evet çok ucuz yazarlık çok lazy yazarlık gibi tenant'ı geri getirmek bilmem neleri yapmak let it go yapmak vesaire bayraçan kullanmak ama özlediğimiz tadı geri getirdiği için tamamen e, hayranlığımdan hmm, ötürü evet. veriyorum yani ya çok benim, objektif bir düşünce değil benimki listede cüzdanın o Cırcırtıl cüzdanında Psychic paper taşıyan altı yüzdesi herhalde Sevinçler ağlardı yani o yüzden Daha güncellememiş bu arada Haberiniz <laughs> olsun daha güncellememiş Hala kadın yazıyor orada <laughs> evet. Öyle bir espri de vardı çok evet. çok Ben iyiymiş. şeyden dolayı Tottenham'i çok beğendim ya bu altı Videonun başında söylemişti ya ee, Bu üç bölüm dert Who nasıl olmalı Özeti ya Yani Doktor böyle olmalı. Sonektör de böyle olmalı. Bölümler böyle olmalı. Kompanyum böyle olmalı. <laughs> tamam kardeşim <laughs> hadi. Bu budur. Back to basics. Hani sen bu tarafa doğru git. Ben de burayı bırakıyorum yine. Lazım olursa alırsın <laughs> Genç buradan. Genç adamsın. Evet öyle güzeldi. Yani. <laughs> evet o zaman. Sizlere teşekkür ediyorum. Gatman'ın e, yeni Noel bölümündeki onu inceleyeceğiz hep beraber ve artık Yeni Gatva bölümlerini bölüm bölüm incelerken yine tekrar bu ekip karşınızda olacağız efendim. Ee, Toplanması inanılmaz zor olan ekip <laughs> evet, bölüm inceleyecek zor, bakalım yani. <laughs> i̇nanılmaz zor bir toplanan bir ekip olduk. Ben Berna, yukarıda Adayman, solumda Yasin Aydın ve çaprazımda da Altı Altıntaş. Hepinize e, görüşürüz. Alonzi. Bye bye. Bye.